İyi akşamlar efendim. Beşinci güne hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam da her hafta olduğu gibi beşinci günde gündemi konuşacağız. Taceddin Kutay hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk sevgili Mustafa. Sağolunuz hocam. Murat Özer hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağolunuz. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte olacak bu dilimde. Hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Ankara stüdyomuzda Mustafa Kemal Çiçek her hafta olduğu gibi bizlerle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar Mustafa Bey. Sağolunuz, teşekkür ederiz. Şimdi tabii ilk gündem maddemiz emekli maaşları olacak. Emekliye gelen zammın üstüne bir ek zam daha geldi. Dün bu haberi aldıktan sonra herkes aynı soruyu soruyor. Yani emekli maaşım ne kadar olacak diye. Şimdi önce ne geldiğini biz sizden önce bir dinleyelim, anlayalım. Hani şu kök maaş, onu evet, ayrıca konuşuruz da. Ne oldu yani, emekli maaşları kaçtı, kaç oldu? Normal şartlara SSK Bağkur emeklileri %37.57'lik bir artış alacaklardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir söz var. Vatandaşımızı, emeklimizi, emekçimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz sözü. Hı hı. Burada en az %37.57'lik bir artış yapılacaktı. Bu 6 aylık enflasyon farkı zaten. Evet. Bunun üzerine 5 puanlık bir farkla beraber %42.60'a çıkmıştı. Tabii 5 puanlık fark daha yatmamıştı hesaplara. Çünkü bunun bir kanun düzenlemesi olması gerekiyor. Plan Bütçe Komisyonu'na bu kararlaştırıldı. Daha sonrasında da bu 5 puanlık farklar tekrar yatırılacaktı. Yani %26'sı itibariyle yatırılacaktı. Daha sonra %49.25'e tamamlandı. Peki %49.25'i kim alıyordu? %49.25'i memur emeklileri almıştı. Peki onların neden daha fazla? SSK Bağkur emeklilerine göre. Burada toplu sözleşme zamları farkı giriyor devreye. Yani onlar enflasyonu ilave olarak toplu sözleşmeden kaynaklı bir artış alıyorlar. O da nasıl? Haziranda %6'lık toplu sözleşme zammı Ocak 2024 itibariyle %15 oldu. Hı hı. Kümülatif olarak da bu %12'ye tekabül ediyordu enflasyon üzerine. Daha sonra son yıllarda, son iki dönemde hatta memur emeklisine ne kadar artış yapıldıysa SSK Bağkur emeklisine bu kadar artış yapılmıştı. Yani bir önceki dönemde hatırlayalım, Temmuz'da %17'lik bir fark vardı. SSK Bağkur emeklisine yapılacak zam farkı, memur emeklisine %19'luk bir artış yapılacaktı. Ama her iki grupta %25'e tamamlandı. Biz de bu dönemde bunu bekliyorduk. Çünkü gerçekten enflasyona karşı ciddi bir mücadele ediliyor. Dezenflasyon süreç başlayacak Mayıs ayı itibariyle. Asgari ücret %49'luk zam yapıldı. Memur emeklisine ve memura %49.25. Yani aynı ülkede yaşıyoruz. SSK Bağkur emeklileri de %49.25'lik zam farkını istemişlerdi. Evet. Ve bu da bu çağrıda karşılık buldu. Ve %49.25'lik zam farkı SSK Bağkur emeklilerine olacak. Tabii 37.57 idi hak edilen tutar oran. Hı-hı. Ekstrası %12'lik fark daha sonra yatacak. O da 26'sı itibariyle yatılmaya başlanacak. Ama şu anda Ocak ayında emeklilerin alacağı maaş %37'ye göre mi? Evet, %37'ye göre oranlama yapıldı, artış yapıldı. Aradaki 12 puanlık fark 26'sı itibariyle yatılmaya başlanacak. Hı-hı. Eğer yetişmezse gelecek ay başında en son tamamlanacak. Tabii biliyorsunuz ayın 17'si ile 28 arasında SSK Bağkur emeklileri emekli maaşını alıyor. Bu fark da sonra tamamlanacak. Evet. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii bu konuda açıklamaları var. O da ilginç. Yani onu da birazdan belki yeri geldikçe konuşuruz. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan muhalefete müsaade etmeyeceğiz diyor. Ayrıca aynı zamanda refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik diyor. 5'er bin liralık ödeme yaptık. Gelen haklı talepler doğrultusunda da bakana talimat verdiğini, Vedat Işıkhan'a talimat verdiğini ifade ediyor. Bunların hepsi ayrıca belki konuşulacak başlıklar. Şimdi o zaman sizi şöyle vizyonun önüne bir alalım görsellerimizle. Önce şuna bakalım isterseniz. Emekli maaşı nereden nereye geldi? Bir numara arkadaşlar rica edeceğiz. Bir numaralı görselimizi aldık. Evet. Şimdi nereden nereye geldi dediğimizde ne dersiniz, ne anlatırsınız bize? Şimdi en son bu en düşük emekli maaşı bu arada. Evet. 2024 yani şu anda en düşük emekli maaşını baz alarak konuşuyoruz. Evet. 2024 evet, itibariyle 10 bin lira seviyesine geldi. Hı hı. En düşük emekli maaş şu: kişinin yatırmış olduğu prime göre hak ettiği tutar. Burada SSK ve Bağkur emeklilerinde işte, hı hı, tarım işçileri olabilir, mevsimlik işçi olabilir, inşaat işçisi olabilir. Ayın 30 gününde prim yatırmamış kişiler aslında bunlar. Evet. Tabii ne kadar prim yatırırsanız o kadar fazla maaş alıyorsunuz. Hı hı. Eğer bu da şu anda 10 bin liranın altındaysa, hı hı, devlet bunu 10 bin lira tamamlıyor. Şöyle bir örnek vermek gerekiyor.
önceki zam oranı %42'ye göre örnek verirsek 7013 lira eğer kök maaşı varsa zaten 10 bin lira yapıyor %42 artışla. Yani 7013 lira ve altında bir kök maaş sahipseniz devlet zaten bunu 10 bin lira tamamlıyor. Eğer 7103 lira, 7013 lira üzerinde bir maaşınız varsa, kök maaşınız varsa yapılan oransal zamlar sizi 10 bin lira üzerine çıkartıyor. Ne olursunuz şu kök maaşı da bir anlatsanız ya. Ne bu kök maaşı? Herkes aynı şeyi soruyor. Kök maaşım o mu bu mu falan. Ne o kök maaş? E-Devlet'e girildiğinde aslında burada çalışma hayatım bölümüne girildiğinde normal şartlarda alması gereken tutar belli. Evet. Buna ilişkin bir ek ödeme var. Ama orada alınacak tutar, kök maaş, asıl maaş orada belli. Yani kişinin 7013 lira ise %42'ye göre 10 bin lira yapıyordu artışı. Ama şu anda yapılan artışla beraber kişinin maaşı 6700 liraysa çünkü oransal zam biraz daha fazla arttı. %49.25'lik zamla beraber 10 bin lira yapıyor. Yani 6700 liranın üstünde maaş, kök maaş alan herkesinki bir kere 10 bine bir sabitlenmiş oluyor. 10 binin üzerine de çıkmış oluyor. Evet. Anladım. Ama eğer kişinin maaşı, kök maaşı 6700 lira altındaysa o 10 bin lira tamamlanıyor. Yani aslında kök maaş dediğim şey gerçek maaş. Evet. Ya evet. Bir süredir aslında bu kök maaş denen şeyi konuşuyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız son 2 yılda enflasyon karşısında maaşlar çok düşük kaldığı için bir alt limit belirledi. İşte önce 5500, sonra 7500, sonra da 10 bin lira olarak belirlendiği için bu 3 dönemdir. Yani yaklaşık 2 yıldır. Aslında biz o kök maaşı denen şeyi yeni farkına varmış olduk. Normalde eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi yapmamış olsaydı zaten herkes o kök denen maaşı alamaya devam edecekti. Evet. Doğru mu? Aynen öyle. Bir de burada 3500 liraydı geçen sene. 3500 liradan 5500 liraya çıktı. Yani burada ara bir zam yapıldı. Sene başında 3500 liraydı. 5500 liraya artırıldı Ocak itibariyle. Dönemsel bir enflasyonist ortamdan geçtiğimiz için hatta 100 yılın felaketi, deprem felaketi olmasına rağmen 5500 lira Nisan ayında 7500 liraya artırıldı. Evet. Ama 7500 lira tutarı Temmuz'da bir defa daha güncellenmedi. Bu sene başı itibariyle, bu sene itibariyle 10 bin lira oldu. Ama 3500 liradan yani bir önceki seneden 2024'ü baz aldığımızda %286 en düşük emekli maaşı artmış oldu. Tabii burada 10 bin lira yeterli mi? O başka bir soru. Büyük şehirlerde geçinmek adına bir ailesi olan, eşi çalışmayan, çocuğu okulda olan, yani kirada oturan kişi zaten 10 bin lira geçmesi pek mümkün değil. O yüzden %49.25 gerçekten çok ciddi bir artışla birlikte bu zam oranı yapılmış oldu. Yani hak edilen orana 12 puanlık bir refah payı dokunmuş. Şu anda yani bugün itibariyle şurada bir şey soracağım ama tabii diğer konuklarımızın da soruları varsa alırız. Şu an itibariyle geçen yıla oranla emekli maaşlarına ne kadar artış oluyor? Bu düzeltmeler düşünmezsek yani o seyyanen olanları falan düşünmezsek. 5500 liraydı. %30 zamla beraber 7500 liraya geldi. 5500'den 7500'e geldi. Bu ne zaman oldu? Bu 2023'ün ocağında 5500'dü. 2023'ün yani şurası, Nisan'ında evet. Evet. 7500 liraya geldi. Evet. 7500. Peki ondan sonra 10.000'e geldiğine göre ne kadar artmış tekrar oluyor? Tekrar %30'luk bir zam yapıldı 7500'den 10.000 liraya gelene kadar. Kümülatif olarak burada %100'e yakın bir artış yapıldı. Ama bir önceki senedeki maaşı baz almalıyız biz burada. Bir önceki sene 3500 liraydı, 10 bin liraya arttı. Yani %286, 2.86 katlık bir artış var. Yani bu ya enflasyon çok daha üzerinde. Burada şey var, yani alım gücünün yükseltilmesi tabii önemli. Hani orada herkesin bir beklentisi var ama bu artışa bakıldığı zaman yani %100, %200 artışa bakıldığı zaman orada bir hani sanki çok büyük bir artış yapılmış gibi ama baktığınız zaman işte 10 bin liraya geliyor. 10 bin lira da işte yetmiyor diye insanlar şey yapıyorlar. Haliyle serzenişte bulunuyorlar. Ama burada mesela buradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Ben onun derdindeyim. Hani azını çoğunu değil. Bizim ileriye dönük yani evet. 2024, 25, 26'ya dönük baktığımızda bize neyi anlatıyor bu artışlar ve o artışlardan sonra işte emeklinin eline geçen rakam? Burada enflasyonist ortamda bıçak sırtı gibi düşünmek gerekiyor. Enflasyonun yükü ya emeğe gider ya da işverene gider. Evet. Sermaye gider. Burada emeğin üzerine gitmemesi adına Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi. Enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Her dönemde enflasyondan çok daha fazla oranda SSK Bağkur emekli 12 puan daha farklı aldılar. Neredeyse 37 puan neredeyse %40'lık bir artışla beraber orandan %49'luk bir artış aldılar. Burada artık öyle bir noktaya geldik ki işte kök maaşla asıl maaş uçurumu başladı. Şimdi biz burada evet dezenflasyon sürece gireceğiz.
Ama bunun da mücadelesini bütün toplum olarak veriyoruz. Yani pandemi yaşandı. Devlet orada kısa çalışma ödenekleri verdi. Nakdi ücret destekleri verdi. Hı hı. Neden? İslam sürdürülebilir olsun diye. Evet. Aşk kaynasın, tencere kaynasın diye. Faizler artılmadı. Ama öyle bir döneme geldik ki artık bu acı reçeteyi uyguluyoruz. Mayıs ayı itibariyle pik yapacak. Enflasyon %70'ler seviyesine çıkacak. Hı hı. Sonrasında sene sonu itibariyle %36'lık enflasyonu göreceğiz biz. Yıl sonunda. Ama yani tabii beklenti olarak da bu değil mi? Evet. Yani Mayıs ayı itibariyle en yüksek seviyesine mi ulaşacak? Mayıs itibariyle en yüksek seviyesine gelmesi bekleniyor. Bu yıl için. Bu yıl içinde. Sonra baz etkisinden dolayı. Hı. Baz etkisi de şu demek. Aynı aylarda geçen yılda daha yüksek bir aylık enflasyon vardı. Temmuz'da %9.49'luk enflasyon vardı. Hı. Bu sene aynı Temmuz ayında %1.5'lik %2'lik bir enflasyon oranı bekliyoruz. Şimdi buradan o peki, da baz etkisi demek. Şöyle bir sonuç da çıkmaz mı? Çıkar mı daha doğrusu? İşte seçim ekonomisi uygulanacak falan diyenler vardı geçen hafta. Hatta Mehmet Şimşek'ten işte şey geldi, cevap geldi. O zaman hani istese enflasyonu farklı bir yöntemle seçimden önce durdurur. Evet. Ama seçimden sonra bambaşka bir şey olur. Böyle bir şey uygulanmıyor. Mayıs'a kadar enflasyon aynı şekilde gidiyor. Çünkü gerçeklik var. Öyle mi anlamamız lazım? Aynen öyle. Tabii jeopolitik riskler oluşmazsa, hı-hı, daha büyük bir enflasyonist ortam oluşmazsa. Ya Allah muhafaza, her günde bir şey oluyor yani. Tabii şu anda hani Kızıldeniz'deki olay basit bir olay değil. Tabii. Zamanında çok kısa buna değineyim isterseniz. Hı hı. Burada Rusya'ya ambargo uygulanması en çok isteyen Amerika'ydı. Hı hı. Ve NATO'ya çok ciddi bir baskı yaptı. Hı hı. Rusya'ya ambargo uygulanmasıyla beraber bütün Avrupa'ya gaz daha yüksek bir maliyetle gitti. Yani evet. Amerika Rusya'dan alınmayan gazı iki kat fiyatına Avrupa'ya sattı. Hı hı. Ve bu da enflasyon tetikledi. Yine aynı şekilde faizler de arttı Avrupa'da. Hem faiz kıskacı hem yüksek enflasyonist ortam Almanya'yı, hı hı, şu anda teknik resesyondan çıkartamıyor. Evet. Bu da ne oluyor? Ülkemiz etkiledi. Şimdi Kızıldeniz'deki durum yine aynı şekilde. Burada Husiler gemileri geçirmemekle birlikte orada 2 haftalık bir zaman kaybı yaşatıyor. Ve bir gemide 100 bin dolarlık en bir günde bir maliyeti var. Hı hı. Bu enflasyon olarak bize geri dönecek. Böyle riskler derinleşmezse. Kızıldeniz'de füze düşünce bize de çünkü dünya ticaretinin, dünya deniz ticaretinin %13'ü. En az %13'ü oradan karşılanıyor. Hı hı. Evet. Yine burada petrol ticaretinin önemli bir nokta. Hı hı. İşte bu listeler oluşmazsa enflasyon çok fazla tetiklenmeyecek. İşte 10 bin lira en düşük emekli maaşı var ya. Evet. Eğer kişinin asıl maaşı az önce bahsettik. 6.700 liraysa, hı hı, o %49'luk artış kendi maaşını 10 bin lira yapıyor. Eğer kişinin maaşı 5 bin liraysa asıl maaşı, kök maaşı, hı hı, yine 10 bin lira tamamlanıyor. İşte biz bu tartışmaları geride bırakmak adına, hı hı, yeni dönemde şunu bekliyoruz. En düşük emekli maaşının kök maaşa sabitlenmesi. Hı. Bu yapılırsa eğer, bundan sonra biz ne diyoruz? İşte fiyatlama davranışlarının bozulmaları oluştu. Hı hı. Enflasyon karşısında mücadele ediliyoruz. Yani gelecek dönemin ihtiyacını bugünden almayalım diyoruz. Hı hı. O ne? Enflasyon karşısında fiyatlama davranışının bozulmasından dolayı. Evet. Ve bir sonraki dönemde hedeflenen enflasyona göre maaş zammı yapılması bekleniyor. O da ne? İşte 2024'te %36, 2025'te yine %15, %14. Hı. Eğer 2025'te %14'lük zam yapacaksanız, hı hı, kişilerin artık kök maaşı 10 bin lira olmalı. Onu bir açabilir misiniz onu? O kök maaşı olunca ne olacak mesela? Nasıl uygulanacak bu dediğiniz sistem? Artık oransal zamlar tamamen cebine girmiş olacak emeklinin. Şu anda sigorta... Yani şu anda mesela hala 5500 işte ne o 6500... Kök maaş olanlar var. O kök maaş hala duruyor değil mi orada? Evet duruyor. Siz diyorsunuz ki onu şey yapalım. Şu yazarak anlatsak, tabii, olur mu ya? Ben anlamaya çalışıyorum çünkü. Ya bir kişinin kök maaşı 6000 liraysa... Şimdi evet, şu anda... %49 bile almış olsa 9000 liraya gelmiş oldu yani. Ya şu anda şey var mı? 5500, 6500 kök maaş böyle var mı şu anda? Var. Hala var değil mi? Bu %49.25 şu anda hak edilen. Evet. Mustafa kime? Bey, Mustafa Bey, hisseli olanlar var mesela, kız çocukları, hı hı, veya anne, bunlar %70, %30 olarak alıyor. Onlar herhalde Muhammed Bey daha iyi bilir, bu miktarın da altına kayabiliyor. Daha düşük. Daha da düşük oluyor. Da olabiliyor o maaşlar. Evet, dul ve yetim aylıkları, hı hı, ölüm aylığı diye de bilinen bir, hı hı, maaş. Burada kişinin, ölen kişinin eşine, çocuklarına maaş bağlanıyor. Hı hı. Eşi %50 alıyor. Yani maaş, asıl maaş neyse %50'si eşine gidiyor. Evet. %25'i ve diğerleri çocuklara gidiyor. Hı hı. Şu an %49.25 oransal zammımız. Tamam. Eğer kişi 6700 kök şu maaşı anda varsa... 6700 kök maaş var. 5500'e kadar... En düşüğü ne kadar şu anda kök maaş dediğimiz şeyin? Öyle bir şey var mı? Rakam var mı? Şu anda 5000'ler seviyesinde. Herhalde, değil mi? 5000'ler seviyesinde. 5000 seviyesinde. Burada %49.25 bir artış olursa bu tam 10 bin lira yapıyor. Hı hı. Yani 6700 ile 10 bin arasındaki fark
3.300 lira. %49.25 tekabül ediyor. Tahtayı görün arkadaşlar. Bizi görmenize gerek yok. Ama 6.700 liranın altındaysa zaten kök maaşı kişinin. Evet. Zaten 10.000'e ulaşamadığı için devlet Cumhurbaşkanımızın bu talimatı doğrultusunda 10.000 liraya tamamlanacak. Evet. Kişinin birinci kök maaşı buydu. Bu arada ihtiyaç duyarsanız hesap makinemiz de var. Şimdi artık kök maaşı bu oldu. İkinci kök maaşı. Evet. Artık kök maaş bu. Şimdi biliyorsunuz SSK Bağkur emeklileri, memur emeklileri ve memurlar yılda iki defa zam alırlar. Ama asgari ücrete bu sene yılda tek sefer zam yapılacak. Bir dakika sözünüzü kesmeden hani bölünmesin. 6700 olan o kök maaş şu anda 10.000 mi oldu yoksa hala 6700 olarak mı? 10.000 oldu artık. 10.000 oldu o bir kere değil mi? Artık 10.000 oldu. Evet. Eğer Temmuz'da ne zaman Temmuz? 2024 Temmuz'da. Evet. İlk 6 aylık zam enflasyon farkı alınacak. %22'ler seviyesinde olacak ama biz hesap düz olsun diye %25 diyelim 6 aylık enflasyon farkına. Bu sefer Temmuz'da maaş ne olacak? %25 farkla beraber 2500 lira artacak ve kişinin yeni kök maaşı 12.500 olacak. Pardon. 12.500. Evet. 12.500 lira olacak. 12.500 lira olacak. Yani artık kök maaş bu olduğu için kök maaşın üzerine ikincil bir artış. En azından kafa karışıklığı da olmaz. Üstüne yüzde şu kadar, yüzde bu kadar. Ama o tarihte yine Sayın Cumhurbaşkanımız en düşük emekli maaşı işte 13.000 lira olmuştur diye bir karar da alabilir. Yine onun altında kalacak. Mesela 5.000 lira üzerinden bir örnek verelim. Kişinin kök maaşı şu anda 5.000 liraysa %49.25'lik artış. Hesap makinemiz. Burada kapatarsak yani var mı sıkıntı? 7500 7500 lira olarak söyleyelim. Varsa yaklaşık, yerine getirelim arkadaşlar. Yaklaşık 7500 lira olduğunu farz edelim. Evet. Burada devlet bunu 10.000 liraya tamamlıyor. Yani 2500 lirayı seyyanen veriyor. Tamam. Seyyanen. Bu yatırılan yani prime göre. Ki hepsi bir 10.000'e eşitlensin evet. Bunun öncelikle diyorsun. Bu olmasa örnek 5.000 liralı olmasa kişinin bütün herkesin maaş kök maaş 10.000 lira eşitlenirse artık yapılan oransal zamlar tam olarak vatandaşın cebine girmiş olacak. Ama tabii burada şöyle bir durum var. Kişiler zamanında sigorta primi daha yüksek yatırmış olabilir. Yani ben daha fazla prim yatırdım zamanında. Daha fazla bir cebimden para çıktı. Yani düşük prim yatırılmış olsaydı belki o daha fazla cebine para kalacaktı. Evet. O yüzden orada bir adaletsizlik söz konusu olabilir. Ama sosyal devlet ilkesi gereği devletimiz bunu bir tamamlama yapıyor. Şimdi enflasyonu en fazla hisseden kesim zaten en düşük maaş alanlar. Burada toplam 16 milyon emeklinin yaklaşık 5 milyon kişisi en düşük emekli maaşını alıyor. Yani 10.000 lirayı alıyor. O yüzden burada 10.000 lira alan bir kişinin özellikle zaten zorunlu ihtiyaçlarına gidecek ilk önce. Bu ne? Konut, giyim, yiyecek, içecek. Ondan sonra barınma ve sağlık gelir. Yani yine barınma hesabı koyduk konutta. Yani o yüzden 10.000 lira çok kısıtlı bir şekilde harcanacak. Muhammed Bey şöyle olsa olmaz mı? Bir yani bütün emekli maaşlarına hepsine 3.000 lira seyyanen maaş zam yapılırsa herkes zaten 10.000 liranın üzerine çıkmış olacak. Evet. Doğal olarak. Böylece aradaki fark da hani işte ben 6.000 günle emekli oldum. Öteki 9.000 günle emekli oldu. Aramızda fark var denilen kişilere de adaletsizlik yapılmamış olur. Herkese bir 3.000 liralık seyyanen artışla bütün bu dengesizlikler kimisi 10.000 liraya gelmiş olur maaşı. Kimisi 11.500 liraya gelmiş olur. Ve böylece en düşük emekli maaşı bu seviyeden başlayarak devam eder. O yüzden bir defaya mahsus hiç olmazsa bu defa 3.000 lira gibi bir seyyanen zamla bu işin çözülebileceği kanaatindeyim. Ne dersiniz? Ben de aynı fikirdeyim. Hatta ben şu andaki en düşük emekli maaşının 11.250'ler civarında olmasını bekliyordum. Yani 7.500 lira 150'lik bir artış yapılırsa 11.250'ye tekabül ediyor. Ve 11.250'nin en düşük emekli maaşına sabitlenmesini bekliyordum açıkçası. Ama bunun bir de devlete yükü olacak tabii değil mi? Mutlak surette var. Ama tabii burada enflasyonist ortamında en çok etkilediği kesimi de en düşük emekli maaşı olan kesimin emeklilerin olduğunda göz ardı etmemek gerekiyor. Yani başka bir gelir olmadığını düşünmek gerekir. Evet tabii. Burada peki, Murat Bey'in söylemiş olduğu gibi seyyanen bir artışla beraber ama herkese yapılan seyyanen zamla. Evet. Çünkü geçen dönemde hatırlarsanız memurlara 8.000 liralık bir seyyanen artış oldu. Ve bütün memurların maaşı artmış oldu. Yani şu anda en düşük bir memur maaşı 34.000 seviyesinde. Lise mezunu 9'un 1 kademesine devlete giren bir kişi.
Özel sektöre bakınca 34 bin lirayı, tabii sektör sektör değişir, 10 yıl, 15 yıl kıdemi olan kişiler alıyor şu an itibariyle, zamsız bir şekilde. Hı hı. O yüzden orada bir dengesizlik oluşmaya başlamıştı. Ama son yapılan artışlarla birlikte bu artık dengelenecek. Hatta bu 49.25'lik zam yapılmadan önce açıklamamız şu yöndeydi, devletimiz tarafından yapılan açıklama. Temmuz'da yapılan artışlarla birlikte artık dengelenecekti. O da neden? Memur emeklisi Temmuz'da 5 ile 6 puan daha az maaş alacak. Hı-hı. Çünkü toplu sözleşme zamları Ocak'ta %15, Temmuz'da %10. Hı-hı. Kümülatif olarak %5'ten daha fazla bir azalma olacak SSK Bağkur emeklilerine göre. Muhammed Bey, bütün en düşük emekli maaşı, kök maaşı 5 bin lira olduğunu düşünürsek, o zaman herkese, bütün emeklilerimize, Bağkur ve SSK emeklilerimizin tamamına 3 bin liralık bir seyyanen zam geldiğinde, evet, bugün en düşüğü 5 bin olduğuna göre 8 bine çıkacak. 8 bin üzerinden %49 hesaplandığı için en düşük emekli maaşı böylece bütün herkeste adalet de sağlanmış olur, gözetilmiş olur. Herkesin kademesi sağlanmış olmaz mı? 3 bin lira yeter mi mesela? 3 bin lira yeter, hatta daha fazla maaş alanlar daha az bir artışta söz konusu olabilir. Evet. Yani burada maaş almak adına, herkesin maaş bir mevla cebine girmesi adına. Çünkü yukarıdan maaş alanların seyyanen zammı oransız olarak daha fazla yansıyacak kendilerine. Anladım. Şimdi sınır zaten 6700 lira. 6700 liradan sonrası için 3000 liralar civarı, işte 3300 liralar, 3400 liralar verilirse eğer 10 bin liraya sabitlenmiş olacak. Ama bir kişi şu anda 50 bin lira maaş alıyorsa 13 bin lira etkisiyle daha az maaş almasının etkisi daha farklı olacak. Yani farklı 50 bin alan kişiye seyyanen zam 1500 lira olabilir. Taceddin Hocam'ın bir sorusu var. Burada benim en çok merak ettiğim şey şu. Siz bir takvimden bahsettiniz. İşte Mayıs ayında enflasyon şöyle olacak, Temmuz ayında böyle. Yıl sonuna doğru %36 civarı, evet, bir şey buyurdunuz. Bu takvim bir sene, bir buçuk sene nasıl bir şey öngörüyorsunuz ki asgari ücretle emekli maaşı arasında bu açılan makas nasıl bir takvimde daralacak bu şikayetlerin son bulması adına? Çünkü malumunuz genelde emekli maaşı alışa geldiğimiz düzende asgari ücretin üstündedir. Hı-hı. Yani bunu tecrübemiz bize söylüyor. Şu an çok altında kaldı. Yani orada şeyler, asgari ücretin işte altında kaldığı dönem ama aynı zamanda enflasyonun yükseldiği dönem galiba, değil mi? Evet. Şu var, yani asgari ücretin emekli maaşından daha yüksek olması beklenir. Bu arada şeyi alalım mı arkadaşlar şuraya? 3 numaralı görseli. Çünkü asgari ücretleri de bir görelim. Asgari ücretler çalışarak alıyor maaşı. Tabii emeklerimiz de hak ediyorlar o tutarı ama onlar emekli olur artık çalışmıyorlar. Fiili bir güç sarf etmiyorlar. O zaman şuraya bir geçelim isterseniz. Tabii. Burada o sorusunu hocamızın burada belki değerlendiririz. Şurada mesela bir şey oluyor. Yani 2021'den 22'ye geçilirken bir hareketleme var tabloda. Şey, o bahsettiğiniz zaman da bu değil mi? Emekli maaşı, asgari ücret mukayesesi yok mu tabloda? O da vardı da biz bunu aldık bugün hocam. Ha, tamam. Burada 2020 yılında 2825 lira. Daha sonra 4253 lira oluyor Ocak ayında. Evet. Ama Temmuz ayında 5500 liraya artıyor. %100'e yakın bir artış var. Evet. Daha sonra 2023 yılı başında 8506 lira oldu. Yani bir önceki yıla göre %100'lük bir artış var. Yine aynı şekilde 8506 lira ara dönemde enflasyonun yüksek seyretmesinden dolayı 11.402 lira oldu. Yeni dönemde asgari ücretimiz 17.002 lira. Yani 2023'e göre yine %107'lik bir artış var. Burada asıl önemli olan nokta şu. Ne oldu da birden bu maaşlar arttı? Asgari ücret neden bu kadar fazla artış yapılmış sağlandı? Burada pandeminin etkisi var. Yani pandemi hatırlarsanız bir Mart ayında girdi. 22, evet. Evet, buradan sonra 2022 yıl içerisinde 2022 yıl başlarında hatta daha yeni yeni kapatmalar olmuştu. 2020'nin sonunda olmuştu. 2022'nin başlarında. Dönem ortasına geldiğimizde ikinci bir zam yapma gereği hasıl oldu. Neden? Maaşların enflasyon karşısında eridi. Çünkü yüksek bir enflasyonist ortam başladı. İşte tedarik zincirleri kırıldı. Ham madde fiyatları arttı. Maliyet enflasyonu baş gösterdi bütün dünyada. 5-5 süre çıkan asgari ücret kısa bir süre içerisinde, yani burada 2022'nin Temmuz ayından 2004'ün başına kadar 1,5 yıllık bir zaman diliminde çok ciddi bir artış oldu. 3 kattan daha fazla bir artış. Şimdi buradaki enflasyon 3 kat mı oldu? Yoksa hayat pahalılığı ne kadar alım gücünü değiştirdi? Tabii bu kişiden kişiye değişir. Ama burada kişinin nerede yaşadığı, ne konuda burada harcama yaptığı çok önemli. Biz ondan dolayı işte bölgesel asgari ücret tartışılmalı, konuşulmalı diyoruz. Neden? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki harcamalarla, kazançlarla Anadolu şehirlerindeki kazançlar ve harcamalar aynı değil.
ya da yaşam geçim endeksleri aynı değil. Kira endeksleri aynı değil. Yani bir ilçeye de en düşük 17 bin lira asgari ücret uygulanıyor. Anadolu'nun ücra bir köşesindeki ilçede. Batı'daki bir ilçede de yine en düşük maaş. Ama oranın gideriyle 17 bin lira. Büyükşehir'in gideri de farklı yani. Kira giderinden başlayarak çarşı pazar her şeyi farklı. Evet yani İstanbul gibi büyük şehirlerde. Mustafa Kemal Çiçek, sizin sorunuz varsa bu konuda biraz sonra hesaplamaya da geçeceğiz çünkü. Alalım bu meseleyi şey yapalım. Mustafa, bu tarafını Bey, bitirelim tabii, en azından. Şunu bilmek ve ifade etmek lazım. Sosyal güvenlik sistemimiz bozuldu. Maalesef bu sosyal güvenlik sistemi de kısa vadede yerli yerine yerleştirmek mümkün değil. İşte bu kadar tefrik edilmiş ödemeler var, kök maaş var, taban maaş var, dul yetim aylığı var, hisseler var. Yani bu sistemin elden geçirilmesi lazım. Tabii emeklilerimiz her şeyin en iyisine layık. Yani bunu kimse şey yapamaz ama biraz önce Muhammed Bey de söyledi. Sosyal güvenlik sistemi sonuç itibariyle özerk bütçeli bir sistem. Yani prim ödedikçe, o primler orada biriktikçe, işte emekli olduğunuzda da size maaş olarak ödeniyor. Ve devlet hazineden çok ciddi miktarda da sosyal güvenlik sistemine de para aktarıyor. Şimdi emeklilerimizi tahrik etmek isteyenler tabii bunları ifade etmekten hep imtina ediyorlar ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin nereden bakarsanız bakın %50'sine yakını güvenlik, personel ve emekli maaş ödemelerine veriliyor. Tabii ki burada emeklimize kök maaş değil, emeklimize asgari ücret seviyesinde maaş vermemiz lazım ama bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyor? İşte bugün aktüer dengesi bozulmuş bir sosyal güvenlik sistemimiz var. Aktif çalışanımız var. İki emeklimiz var. Yani 32-33 milyon istihdam var. 17-18 milyon emekli var. 42-43 yaşında emeklilerimiz var. İşte bir süreç itibariyle seçim öncesi bu gündeme geldi ve bu yasa deprem koşullarında 150 milyar doların üzerinde bir kaybımızın olduğu, on binlerce canımızı kaybettiğimiz dönemde bunu muhalefet gündeme getirdi ve bu getirildi ve bu sistem hakikaten zorlanmaya başlandı. Tabii bunu da kısa vadede değiştirmek söz konusu değil. Ben şunu sormak istiyorum bu girişgahla bu ifadelendirmeyi yaptıktan sonra. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesinde bu memur emeklisiyle işte SGK Bağkur emeklisi arasındaki dengelenmenin Temmuz'da yapılacağını ifade etmişti. Biz de tabii adalet, devletin esası adalettir, fedakarlığın denkleştirilmesidir. Emeklerimizin hepsine aynı oranda zammın yapılması gerektiğini söylemiştik ama tabii orada yasal durumlar var. Toplu iş sözleşmesi var. Sosyal güvenlik emeklilerinde başka durum ve düzenlemeler var. Şimdi bu Temmuz'dan öne çekilmiş oldu anladığım kadarıyla Muhammed Bey. Şimdi tabii beklenti yine Temmuz'a yönelmiş durumda. Temmuz'da nasıl bir durum olabilir? Yani sosyal güvenlik ve Bağkur emeklilerinin durumu memur emeklilerinden daha ön konuma çıkarılabilir mi? Bu mümkün mü bu imkanlar içerisinde? Evet SSK Bağkur emeklisi burada 5-6 puan daha fazla maaş almış olacak Temmuz'da. Eğer memur emeklisini eşitlenmezse. Yani burada önden giden memur emeklisiydi. SSK Bağkur onlara tamamlanmıştı. Burada memur emeklisinin zam farkı, toplu sözleşme zammı sene başında 15 iken Temmuz'da 10'a düşecek. Yani burada toplu sözleşme zammı farkı alıyor enflasyon üzerinden. Ondan dolayı Temmuz'da memur emeklisi daha az maaş almış olacak. Denge bozulacak. Bence Temmuz'da da artık memur emeklisi SSK Bağkur'a eşitlenir. Ve burada sistem az önce bahsetmiş olduğumuz gibi kök maaşta, en düşük emekli maaşına sabitlenirse bundan sonra yapılacak oransal zamlar bütün emeklilerin cebine tam olarak girmiş olacak. Ya peki şey niye olmuyor? Hani kural her şey bellidir. Şimdi mesela özel emekli, bireysel emeklilik sistemleri de var. Giriyorsunuz, parayı veriyorsunuz. Ondan sonra da ne alacağınız belli. Hatta 20 yıl sonrasını hesaplıyor. Kimse de demiyor ki ya işte bana daha çok ver, daha az ver falan. Belli çünkü hani. Bu işte böyle belli olsa yani şu soruyu konuşmamız bile bana böyle bir garip geldi de o yüzden. İşte herkesin tabii beklentisi var yani onu da bir söylemek lazım ama. Biz bu artışları konuştukça fahiş fiyatla mücadele kapsamında bu mücadele bir de o dilimi var yani tabii. Tabii burada fırsatçılar da malum var. Bu artışları konuştuğumuz andan itibaren hemen etiketlerde zam yapmaya başlıyorlar. Artış yapmaya başlıyorlar. Burada bunların son bulması adına enflasyonun ortam bitmesi gerekiyor. Enflasyon da 2025 başı itibariyle art dizginlenmeye başlanacak. 2024 yani bu içinde bulunduğumuz sene dengelenme senesi. Bu sene itibariyle enflasyon biraz daha ateşini söndürmüş olacak. Faizler artık düşürmeye başlamakla birlikte ki
FED'de Mart ayı itibariyle 4 dönem üst üste faiz artırılması bekleniyor. 2025 son itibariyle biz artık tek hane enflasyon hedefliyoruz. Bu olursa artık evet hedefli enflasyon ne 2026'da? İşte sene sonu itibariyle %10. O zaman diyecek ki memur emeklisi benim sene sonu itibariyle alacağım fark %10 diyecek. İşte hedeflenen enflasyona göre maaş artışı yapmak bu. Ama bizim başlı başına emeklilik sistemimize bir reforma ihtiyacımız var. Çünkü var, 2008 öncesi ve 2008 sonrası diye bir garabetimiz mevcut. Anladım. 2008'den sonra emekli olanlar daha az maaş alıyor. 2008'den önce emekli olanlar daha fazla maaş alıyor. Çünkü orada aylık bağlanma oranında bir farklılıklar var. Daha bu sistem önceden daha kötüydü. Ama AK Parti hükümetinin başa gelmesiyle birlikte ilk yapmış olduğu hamle sosyal güvenlik sistemindeki reformdu. Tek çatı altında birleştirmeydi. Burada 5 farklı emekli sistemi vardı. 3 farklı emekli sistemine indirgendi. Ama zaman içinde reform isteyen bir ortam, durum var. Burada yeni baştan büyük bir reformla birlikte işte kök maaşının en düşük emekli maaşına sabitlenmesi ya da asgari ücretin belli bir oranında en düşük emekli maaş verilmesi ya da bununla birlikte yeni emekli olacaklara milli gelirden pay verilmesi, enflasyon oranının sabitlenmesi, bunlar verilirse eğer Sayın Cumhurbaşkanı ifadelerini söylüyor ya işte Aile Gençlik Fonu kuruldu. Nasıl kuruldu? İşte Gabar'da bulunan petrol, Karadeniz'de bulunan doğalgaz, evet. Yine aynı şekilde savunma sanayi elde edilen gelir Aile Gençlik Fonu'na aktarıldı. Aile Gençlik Fonu'na ilk olarak da şu an ne yapıldı? Hemen yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira bir faiz kredi var. 2 yıl ödemesiz, 4 yıl geri ödemeli. Deprem bölgesinde pilot olarak başladı. Yine aynı şekilde oradan oluşacak parayla birlikte ev hanımlarına erken emeklilik var. Ev hanımları eğer isteğe bağlı sigorta primi yatırıyorsa 3'te 1'ini şu an devletimiz karşılıyor. Nereden? Aile Gençlik Fonu'ndan. İşte Türkiye yüzyılı kazanımlarını elde ettikçe toplumun bütün kesimine yaymak bu demek. Ama emeklilik sistemine yaymak için de burada artık emeklilerimiz şunu bilmeli. Ben 2025 sonu itibariyle olacak enflasyon bu. Çünkü hedeflenen bu. Merkez Bankası bunu hedef olarak gösterdi. Son bu sene tutturduk mu enflasyonu tutturduk. Gelecekte tutturma ihtimalimiz var mı? Çok yüksek bir ihtimalimiz var. Evet ben 2026 sonu itibariyle %10 fark alacağım demeli. Ya da işte biz ihracatımız rekorlara koşuyor. 256 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Milli gelirimiz ne kadar arttı? İşte 10 bin dolar, 16 bin dolar seviyesine geldi. Evet ben de şu kadar fark alabilmeliyim diye hesap yapmalı emekli. Eğer bu algı oluşursa biz enflasyon karşı mücadele edilebiliyoruz de diyebiliriz. Şimdi sorusu olan yoksa bir ara verelim. Bir ara vereceğiz ya. O arayı verelim. Hesaplamaları yapalım o aradan sonra. Sizi de bırakmayalım. Çünkü hani herkesin merak ettiği şey, herkesin elinde bir hesap makinesi, hesaplama yapılıyor. Kısa bir aralardan devam edelim. Programımıza devam ediyoruz efendim. Emekli maaşlarını ve emekli maaşlarına gelen zam oranlarını konuşmaya devam ederken şimdi bir hesaplama yapalım artık. Herkes maaşım ne kadar olacak diye merak ediyor. Buyurunuz. Sözü ben size. Maaşlar. Kişinin aralık maaşı 7500 liraysa eğer eski hesaplamaya göre 137.57'lik bir artış alacaklardı. 10.317 lira olacaktı. Ama şu anda alınacak maaş 11.193 lira. Yani bu 7500 zaten büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor galiba değil mi? Evet. En düşük maaş alanların. Kök maaşı 7500. Kök maaşı en düşük. Hayır, olanlar en büyük, zaten en büyük çoğunluğunu oluşturmuyor. %30'u zaten bunun altında. Evet. 7500'ün altındaydı zaten. İşte, ama sonradan işte 7500'e çekildiği çekilince için çekilince o kök maaş olmadı ama. Anladım. Eğer kişinin asıl maaşı 7700 liraysa şu anda 11.492 lira alacak. Yani %37 peki neyi ifade ediyor? Onu da bir aylık enflasyon farkı. Bu normal enflasyon farkı buydu. SSK Bağkur emekleri bu farkı alacaklardı. Peki şey mi bu? Enflasyon farkı işte %37,57. Onun üstüne hükümet %12 zam mı yapmış oldu? %12'lik refah payı artışı yapmış refah oldu. Refah payı artışı yapmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı tenzitle beraber. Anladım. 12 puan da ilave edildi. Evet. Neredeyse evet. %40'ı. Burada 8 bin liraysa kişinin asıl maaşı %49.25'lik artışla beraber 12.089 lira olacak. Eğer kişinin maaşı 8.300 liraysa bu artışla beraber %49'luk artışla beraber 12.380 lira oldu. Yani bir sonraki dönemde 2024 Temmuz'da yapılacak oransal zam bu rakam üzerine yapılacak. Yani 12.387 üzerinden yapılacak. Evet. Diğer yapılacak olan zam. Yine 6 aylık fark alınması gereken hak edilen tutar. Yani burada yine bu 8500 lira üzerinden hesaplama yapalım. 8500 lira şu andaki kök maaş %49'la beraber 12.686'lı oldu. Temmuz'a biz geldik, Haziran sonuna geldik. Son 6 ayın yani 2004'ün Ocağı ile Haziran arasındaki enflasyon farkı %22'ler ama %25 olduğunu farz edelim biz.
12.686 lira üzerinden %25'lik bir zam yapılacak kendilerine. Yine son olarak da örneklemede 9.000 lira ise kişinin asıl maaşı %49'luk artışla beraber 13.432 lira olacak. Evet, 13.432. Yani o da aynı şekilde Temmuz'da 13.432 üzerinden hesaplanacak. Peki şimdi biz burada 9.000'e kadar aldık. Yani kafamıza göre diyelim, yani bir farazi bir hesaplama yaptık ama daha yüksek maaş alanlar da var. Emekli maaşı. Yani 10.000, 12.000, 15.000. Onların da bir hesaplamasını yapabilir miyiz? Tabii. Onlar nasıl oluyor? Şöyle isterseniz tahtaya yazarak yapalım. Burada örneğimizi en son 9.000'le bırakmıştık. 10.000 üzerine devam edelim. Evet. 10.000 ise kişinin maaşı. Burada şu anda 10.000 lira maaş alan bir kişi. %49.25. Ben burada 1.4925 olarak alıyorum kümülatif rakamı. Hı hı. Yine bu rakam 14.925 lira olacak. 15.000'e yakın bir rakam buluyor. Yine kişinin burada asıl maaş 12.500 lira ise eğer, burada artışla birlikte 18.000. Artık 10.000 liranın üstündeyse zaten kök maaş, esas maaş demeye gerek yok. O zaten aldığı maaş. Evet, asıl maaş. Zaten onu bildiği, aldığı maaş yani. Evet. Yani onun kökü o. 15.000 ise eğer 22.387'ye artmış olacak. Zaten 10.000 lira üzerinden, ondan dedik ki yani bu en düşük emekli maaşları kök maaşlara eşitlenirse burada yapılacak oransal zamlar daha fazla etki eder. İşte tam ifade etmek istediğimiz şey bu. Evet. Eğer kişinin maaşı 10.000 lira üzerindeyse yapılan oransal zamlar tam olarak maaşlarına yansımış oluyor. Eğer 17.500 lira alıyorsa yapılan zamla birlikte 26.018 lira olacak. 26.118 lira. 20.000'e kadar getirelim. 20.000 lira ise eğer burada yapılan zam 29.850 olacak. Tabi bunu çeşitlendirmek daha da mümkün. Ama 20.000 liraya kadar bir artış olursa 29.850 lira olacak. %49.25 evet. Zam mı? Yani böylelikle kimin ne kadar olası işte zam alacağını da hesaplamış olduk. Sorularınız varsa Mustafa Kemal Bey, sizin yorumunuz, sorunuz. Şu anda benim soracağım bir husus yok ama şöyle bir vatandaşımız bir soru göndermiş. Hı-hı. Biraz da ilginç tabii. Şimdi şöyle demiş. Neden enflasyon farkı sabit ücret olarak verilmiyor, yüzde olarak veriliyor? Az maaş alana az çok maaş alana çok yansıyor. Ara tamamen açılıyor. Bunun önlenmesi mümkün değil mi demiş vatandaşımız? Hı hı. Cevaplayalım. Bir Muhammed Bey'e bir soralım. Yani bunun oluru nedir? Hani iklimde biraz konuştuk ama burada seyyanen zamlansa bu sorun ortadan kalkar. Ama en az maaş alanlara daha fazla bir seyyanen artış yapılması, fazla maaşlarına daha az bir seyyanen zam artış yapılması bu dengesizliği ortadan kaldırır. Burada enflasyonist ortamdan kaynaklı böyle bir maaş farkı oluşuyor. Gelecek dönemlerde bu dengelenecektir. Evet. Yani şey de Muhammed Bey mi? Burada ha, anladığım kadarıyla buyurun buyurun siz. Muhammed Bey, anladığım kadarıyla vatandaşımız, izleyicimiz memur emeklisi. Onların bir sıkıntısı da şu: memuriyet görevini ifa ederken yüksek maaş alıyorlar. Emekli olduklarında bu maaş yarı oranında, belki yarı orandan daha fazla düşüyor. Yani 50.000 lira alanın maaşı bir anda 20-21.000-22.000 liraya düşüyor. Bundan çok muzdaripler. Yani bu herhalde çalışmayla emekli olma arasında bir farkındalık oluyor. Yani çalıştığı dönemki maaşı alması mümkün değil sistem gereği. Bundan dolayı muzdarip oldukları anlaşılıyor vatandaşlarımızın. Yani sistem olarak değil, ahlaken de öyledir yani. Çalışan kişiyle emekli olmuş kişinin aynı maaş alması zaten ahlaken de doğru değil ki. Emekli maaşı aslen, gerçekte de resmiyette de adı yaşlılık maaşı. Yani siz bu yaşa kadar yaşadınız, SGK'ya primlerinizi ödediniz. Bu yaştan sonra da artık çalışabilecek durumda değilsiniz. Haliyle bundan sonra devlet bir miktar size destek vererek hayata tutunmanızı sağlayacaktır. Bunun mantığı budur yani. Emekli maaşının mantığı budur. Herhalde dünyada yani hem emekli maaşını miras olarak bırakabilen nadir ülkelerden biriz. Bilmiyorum başka örnekleri var mıdır ama yani emekli olan kişi vefat ettiğinde maaşı eşine ve evlenmemiş olan kız çocuğuna da kalıyor. Yani emekli maaşı miras bırakılan da bir şey. Ben gerçekten miktarın çok yüksek olmadığı kanaatindeyim. Düşük bir miktar olduğu kanaatindeyim. Tekrar ediyorum, tekrardan seyyanen bir zamla emekli maaşının
hiç olmazsa asgari ücreti yakınlaştırılması gerektiğini kanaatindeyim. Ama şu da gerçek yani. Hiçbir şekilde çalışanla emekli arasında bir tam denklik olması doğru değil. Çalışma hayatı açısından, çalışma ahlakı açısından da doğru değil. Dünya yani gidiş şey ahlak yani doğru değil yani bilmiyorum. Ama evet, böyle olması gerektiği kanaatindeyim. EYT'le Murat beraber Bey, zaten burada EYT'le beraber çalışan emekliler bir hayli arttı. Yani kişi hem emekli maaş alıyor hem çalışmaya devam ediyor. Evet. Çift maaşı var. Bu da tabii buradaki sistem bozdu. Mustafa Kemal Bey de aynı şekilde bahsetmişti. Bu 4'e 1'ken oran şu anda 2'ye 1'e düştü. Hı hı. Burada sosyal güvenlik sisteminde primlerinin yükü ağırlaştı. Burada toplam sistemden elde edilen bir sigorta primi var. Bu sigorta primlerinin de emekli maaşı olarak emeklilere dönmesi gerekiyor. Ama burada devlet bunu sigorta prim dengesi sağlanmadığı için ne yapıyor işte? En düşük emekli maaşı gibi enstrümanlarla beraber tamamlıyor. Bu olduğu için biraz dengesizlik oluşmaya başlamış oldu. Aynen. Buyurun Sayın Çiçek, siz Muhammed bir şey söylüyordunuz. Şimdi şunu da söylemek lazım. Tabii burada memur emeklisi bu vatandaşımız bunu ifade etmiş. Tabii maaşlar bu kadar çok düştüğü için memuriyette, kamuda genelde emekli olmaktan kaçınıyorlar. Son noktaya kadar çalışmak istiyorlar. Çünkü emekli olurlarsa maaşları da düşüyor. Murat Bey'in dediği husus çok önemli. Bazı noktalarda her şeyi devletten mesul kılmamamız lazım. Ahlaki olarak da çok büyük sorumluluklar var. Bakın ben hukukçu olarak bunlarla çok karşılaştığım için söylüyorum. Biz sosyal devletin gereği olarak, dünyada bunun örneği yok, ben de rastlamadım. Yani kişinin işte kız çocuğu varsa, kız çocuğu maaşını her daim alıyor. Bu erkek çocukta kısıtlanmış da üniversite öğretimi 25 yaş gibi sınırlamalar getirilmiş ama bu kız çocuğu için işte sosyal devletin gereği korumak gerekliliğinden kaynaklı olarak bunu ortaya koymuşuz. Ama bu o kadar kötüye kullanılıyor ki gidin bugün iş mahkemelerine bakın, birçok kişi muvazalı boşanmalar nedeniyle gidiyor babasının maaşını alıyor veyahut da aileler arası da sıkıntı yaşıyor. Baba vefat etmiş, 4 tane kardeş, kız kardeş o maaşı almaya çabalıyor. Aileler arasında da husumetler başlıyor. Yani devletimizin bunu çok iyi irdeleyip inceleyip bu mekanizma üzerinde bir çalışma yapması lazım. Hem toplumsal huzursuzluk yaratılıyor hem de bu şekilde sebepsiz olarak zenginleşen bu maaşı almak suretiyle, hak etmediği halde almak suretiyle hem sisteme zarar veriliyor ve o sistemin içerisinde milyonlarca kişinin hakkı da yenmiş oluyor. Onun için bunun için çok ciddi tedbirlerin alınması da işte söylediğimiz bu sıkıntılı sosyal sigortalar sisteminin düzenlenmesi açısından da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu devlete telafisi çok güç bir külfet getiriyor. Evet, devletimiz aslında evde bakım hizmetleri, engelliye bakan kişiye yardımlar, yaşlılık maaşı yani burada aslında yaşlılık maaşı 65 yaş aylığı kişi çalışamıyorsa eğer bunları da veriyor. Aslında Mustafa Kemal Bey'in söylemiş olduğu gibi burada bu açıkları bulursak eğer biz buralara daha fazla kanalize edebiliriz bu tutarları. Çünkü devletin üzerinde bir yük, ekstra bir maliyet. Tabi orada yaşlılık aylığı 65 yaş aylığını alma sayısı arttı. Neden? Asgari ücretin 1/3 kadar kısmında hane içi geliri varsa bu alınabiliyordu. Daha önceden daha az tutar sayıda kişi faydalandı bundan. Asgari ücret 17 bin lira olmasıyla beraber daha fazla kişi faydalanmaya başladı. Eğer işte burada kayıp kaçaklar olmazsa, muvazalı boşanmalar gibi ve diğer aylıkların alınması devamı gibi olmazsa eğer, devlet bunu bu noktalara kanalize edebilir ama son dönemlerde özellikle AK Parti hükümetlerinde çok ciddi sosyal destek ödemeleri var, yapılıyor. Bu sosyal destek ödemeleri de Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden yapılıyor. Yine Sosyal Yardımcı Vakıfları üzerinden yapılıyor. Kaymakamlıklar bunları tespit ediyor. Yine yakacak yardıma diğer yardımlarla beraber yapılıyor ama bu alt gelir grubuna ait. Yani bir işte çalışmamış, sigorta prim yatırmamış, hane içi geliri asgari ücretin 1/3 daha az olan kişilerin aldığı maaşlar bunlar. Biz işte sigorta prim yatırıldı, kişi hak etti, hak ettiği sigorta prim üzerine alması gereken bir maaş var. İşte bu maaşın 10 bin lira düzeyini ne kadar karşılayıp karşılamadığı aslında burada tartışıyoruz. Yani aynen, ben Temmuz ayına gelmeden, Temmuz'da bir zam daha yapılacak çünkü emekli maaşlarına, en düşük emekli maaş artırmasını bekliyoruz. Ben Temmuz ayına gelmeden, Mayıs ayında enflasyon pik yapacağı için Nisan ayı itibariyle, Mart ayı itibariyle en düşük emekli maaşı tekrar bir revize bekliyorum. O da yine 11.250 ile 12.500'ler civarında olması mümkün. Şimdi
bu konuyu tamamladıysak sorusu olan yok herhalde daha bu konuyla ilgili. Ya soru yok ama ben şunu söyleyeyim. Buyurun. Ya, hakikaten tekrar ediyorum. Emekli maaşlarında bir kez daha bir düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü burada ciddi bir sorun olduğu çok açık. Fakat mevcut hükümetimizin döneminde alınmış olan o kadar ciddi kararlar var ki bunlar da insaflı olmak zorundayız. Yani 65 yaşında normalde şu anda sigorta sistemine giren bir kişi 65'inde emekli olacak. Halbuki EYT sayesinde 45'inde insanlar emekli oldu. Yani 20 yıl boyunca ekstradan maaş alacaklar. Hı hı. Haliyle bu gerçekten bu büyük bir yük. İkincisi, özellikle evde bakıma muhtaç olan kişi anne ve baba yani. Kendi annesi ve babasıyla alakalı. Hatırlayın yani. Çok değil. Birkaç yıl öncesine kadar yani insanların bizim büyük bir çoğunluğu ailede sorun yaşanıyordu. Yaşlıya bakmak istemedikleri için kardeşler birbirlerinin sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi birbirleriyle yarış yapıyorlar. Neden? Çünkü kim annesine ya da babasına, bak kendi annesine, kendi babasına evinde baktığı için devlet para veriyor. Para veriyor. Yani böyle bir sistem, bu kadar ciddi bir sosyal devlet anlayışı bu hükümet döneminde geldi. O açıdan biraz insaflı olmak lazım. Nereden nereye geldiğini Türkiye'nin de dikkat etmek lazım. Tabii, doğru. Şimdi yarın da enflasyon rakamları açıklanacak herhalde, değil mi? Faiz rakamları. Ya, faiz rakamları, pardon. Enflasyonla. Özür dilerim. Faiz rakamları açıklanacak. Ne bekliyor? Bir de piyasaya etkisi ne olur? Asıl mesele o. %42,5 şu anda faiz rakamımız, politika faizimiz, oranımız. Burada daha artar mı? Reel faize yakınsadı ve pozitif reel faiz vermeye başladı. İlk defa bankaların vermiş olduğu krediler toplamış olduğu mevduattan daha az. Yani ne bankalar demek şu yani anda bu Türkçesi? Bankalar şu anda parayı topluyor, mevduatta değerlendiriyor. Evet. Vatandaşlar parayı topluyor ama kredi vermek istemiyor, imtina ediyor diyelim. Hmm. Şimdi burada daha önceden bankalar faiz kara borsacılığı yaptı. Ne zaman yaptı? Politika faizimiz düşükken. Biz o zaman dedik ki faizler artmasın, burada tencere kaynasın, aç kaynamaya devam etsin. Aynı ortamı düşünsene, şu anda sıkı bir para politikası uygulanıyor. Sıkı para politikası ne demek? Parayı sıkmak demek. Hmm. Yani bir kişi artık kolay bir şekilde parayı elde edemiyor, ulaşamıyor. Şimdi aynı şu andaki sıkışkın ortamın, enflasyon bir kaynayan tencere gibidir. Onun alevinin söndürülmesi gerekir. Alevin söndürülmesi için de piyasanın buradaki hareketleri yavaşlama başladı. Şu andaki hareketsiz ticari hayat pandemide yaşanmış olsaydı ne olurdu? Evlerdeydi herkes, işyerleri kapalıydı. Ülke iflasa giderdi. Tabii. O yüzden faizler düşük tutuldu. Ama şu anda dezenflasyon süreç için burada tüm dünyanın uygulamış olduğu bir düşük, yüksek faiz, daha sonra enflasyon mücadele için biz de faizleri yükselttik. Burada %42,5 şu anda. 2,5 puanlık bir artış daha bekliyoruz. %45'ler seviyesine gelmesini bekliyoruz. Daha sonra bir plato çizecektir faiz oranları. Burada aslında piyasanın da sinyal etkisi izlenecektir. Yani artılan faiz oranlarına karşı piyasa nasıl cevap verdi, bu ölçülecektir. Ben %45 son bulacağını, daha sonra da Fed'in en iyi ihtimalle, çünkü güvercin açıklamalar yapıldı, Mart ayı itibariyle faiz azaltmasına gitmeye başlayacağını ve sene sonu itibariyle, biz de 3. çeyrek itibariyle faiz azaltımına gitmemizi bekliyorum. Burada faiz azaltımına gitmekle beraber piyasa biraz daha canlanacaktır. Ama burada tabii jeopolitik riskler daha da artmazsa, dünyadaki enflasyon ortam artmazsa faizler daha fazla artmaz. Çünkü faizlerin daha fazla artması demek piyasanın daha fazla sıkışması demek. Şu anda düşünsenize 1 milyon liranız var. Ayda 45 bin lira yakın bir para alıyorsunuz faizden. Bir kişi 1 milyon lirasını neden yatırıma dönüştürsün? Gider faiz alır. İşte o, bu yüzden yatırım ortamı burada engellenmeye çalışılıyor. Yüksek faizden dolayı. Ama şu da var. Devlet yüksek faiz olmasına rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir Türkiye ekonomi modeli güttüğünden dolayı yatırım yapacaklar diyor ki 1 milyar liralık yatırım taahhüt avans kredisi vereceğim sana. Düşük, evet, faizli. Yatırım yapmak isteyen de yine bu mevcut ortam korunuyor. Ama son olarak %45 artırılacağını, daha sonra sene sonuna doğru da faiz altına gideceğini düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birçok soru işaretini böylelikle herhalde gidermiş olduk, evet, efendim. Şimdi siyasete döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da ilçe adaylarını açıkladı. Hem siyasi mesajları vardı, hem genel siyasete dair, hem de uluslararası ilişkilere dair mesajları vardı. Şimdi AK Parti'nin Ankara adaylarıyla ilgili VTR'mizi izleyelim. Siyasetle devam edelim. Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Sözlerine İstanbul'la başladı. Büyükşehir adayı Murat Kurum'un vizyonuna dikkat çekti. Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteriyle depreme hazırlık başta olmak üzere
şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul'da görecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştuğu gençlere seslendi. Ankara Turgut Altınok'ta altın çağını yaşayacak dedi. Keçiören'de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. Hedefinde CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları vardı. Mesela bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hamleleri de anlattı Erdoğan. Muhalefete seslendi. Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın. Uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inecek adaylara da uyarılarda bulundu. Kibir ve gösterişten uzak durun dedi. Biz doğru olursak emin olun. Eğri zaten belasını bulur. Ve Ankara'da nefesler tutuldu. Başkan Erdoğan Ankara'nın 25 ilçe belediye başkan adayını açıklıyor. Ankara'da Altınok değil, Altınok diyoruz. Keçiören'de Turgut Altınok'un yerine ilçe başkanı Zafer Çoktan aday gösterildi. Turgut Altınok emaneti Keçiören'de Zafer Çoktan'a devrediyor. Bayrağı aldığımız yerden daha yükselterek, daha yükseklere çıkararak hizmet etmeye devam edeceğiz. Veysel Tiryaki Altındağ'a geri döndü. Önceki belediye başkanı Tiryaki yeniden aday gösterildi. Mevcut başkan Asım Balcı ise Mamak belediye başkan adayı oldu. Ankara, Ankara. Hem eser kazandırdık hem gönüllerde iz bıraktık. Bütün amacım bu insanlara hizmet etmek. CHP'nin kalesi Çankaya'da Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Yeni Mahalle'de Abdülkadir Aydoğan aday gösterildi. Artık yeter! Yeni Mahalle AK Parti! İlçelerde mevcut başkanların büyük bölümü koltuğu korudu. Sincan'da Murat Ercan, Akyurt'ta Hilal Ayık, Bala'da Ahmet Buran, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan, Çamlıdere'de Hazım Canercan yeniden aday. Çamlıdere'de hedefim %90, istemiyorum bir tane noksan. Valla seçim bizim düğünümüz, yani biz bir düğüne hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Ankara'daki diğer ilçe belediye başkan adayları şöyle sıralandı. Çubuk Baki Demirbaş, Evren Hüsamettin Ünsal, Güdül Muzaffer Yalçın, Haymana Özdemir Turgut, Kahraman Kazan Serhat Oğuz, Kızılcahamam Süleyman Acar, Nallıhan İsmail Öntaş, Pursaklar Ertuğrul Çetin, Şerefli Koçhisar Memiş Çelik ve Elmadağ Eyüp Tekiner. Allah nasip ederse yeni süreçte Ankara'nın en büyük 3 ilçesi olacağız. AK Parti Ankara'nın 5 ilçesinde ise MHP adaylarına destek verecek. Etimesgut'ta mevcut başkan Enver Demirel, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek, Ayaş'ta Mehmet Kirazdibi yeniden aday oldu. Cumhur İttifakı Kalecik'te Erdal Dal, Polatlı'da Mehmet Çağlancı ile yarışa girecek. Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Adayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan yoğun sevgi gösterileriyle uğurlandı. Çıkışta aracını durduran Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Serkan Fıçıcı'ya da hoş geldiniz diyelim. İyi hoş akşamlar. Bulduk Mustafa, iyi akşamlar. Şimdi tabii adayları sürekli herkes merak ediyordu. Artık adaylar açıklandı. AK Parti de açıkladı. İYİ Parti de açıklamasını yaptı. İşte İstanbul'da Burak Avuncu. DEM'de tam bir şey açıklaması olmadı ama işte Başak Demirtaş ismi sürekli konuşuluyor. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyoruz? Önce Ankara'dan başlayalım. Mustafa Kemal Çiçek, nasıl değerlendiriyorsunuz adayları? Tabii şimdi Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. İstanbul'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı işte İstanbul adaylarını açıkladı. Bugün de Ankara adaylarını ilan etti. Ankara'da benim de mukim olduğum ilçenin
belediye başkanlığını yapan, uzun süre 4 dönem yapan Sayın Turgut Altınok Büyükşehir Belediye Başkanı ilan edildi. Bir Keçiörenli olarak bizzat içinde olduğum için söylüyorum. Çok başarılı. Keçiören'i hakikaten Ankara'nın en önemli yerlerinden biri haline getiren, işte tanınmışlığı açısından, işte yapılan akvaryumundan tutun, Atatürk Botanik Parkı'na tutun, işte Estergon Kalesi'nden tutun, teleferiğine tutun ve şu anda bitme aşamasına gelen Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ne kadar birçok hizmetler yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ki AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel başkan olduğu süreçte, kuruluş aşamasında katılan önemli bir isim. Ben muvaffak olacağına da inanıyorum. Çünkü hizmet odaklı çalışacak bir isimdir kendisi. Diğer adaylarda tabii Ankara'nın 25 ilçesi var. Bu 25 ilçesinde Yeni Mahalle, Elmadağ ve Çankaya hariç diğerleri Cumhur İttifakı'nda olan ilçelerdi. İşte Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı MHP'de, diğerleri de AK Parti'de olan ilçelerdi. AK Parti buralarda yine iddiasını ortaya koymuş vaziyette. İşte yeni adaylar da var ama çoğunluğu zaten mevcut adaylar, ki demek ki yapılan araştırmalarda, temayüllerde, vatandaşa sorulmasında başarılı görülmüş ve buna göre değerlendirme yapmış. Çünkü kimsenin gözünün yaşına bakılmadığında gördük. İşte Mamak'ta mevcut belediye başkanı aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan önemli bir isimdi. Ama Mamak'ta bu dönem aday gösterilmedi. Altındağ'daki mevcut belediye başkanı Mama kaydırıldı. Bu konuda AK Parti halktan gelen direktifleri net olarak değerlendiriyor ve kararını ona göre veriyor. Hala Ankara'da işte bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın adaylığı açıklandı. Bir de işte Etimesgut da aday olacak Sayın Beşikçioğlu'nun adaylığı açıklandı. Peki Ankara'da dışında, mesela Çankaya gibi belediye başkanı. Sizin hani daha önce de bahsettik, konuştuk. O kupon ilçeler falan dedikleri yerler var ya, İstanbul'da Kadıköy gibi, ne bileyim Beşiktaş gibi yerler. Evet. Buralarda niye bu kadar gecikti? Niye açıklanmıyor? Çünkü o Çankaya biliyorsunuz Ankara'nın da başkenti kabul edilen bir ilçe, çok önemli bir ilçe, Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi. Buraya kimi getireceklerine bir türlü karar veremiyorlar. Ya, kriter i̇şte, ne peki? Özgür Özel'in avukatlığını yapan isim çok öndeydi. Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi çok öndeydi. Ama geçen hafta malumunuz Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin açtığı Abidin Paşa konağı var. Abidin Paşa işte tarihte önemli bir isim. Onun yaşadığı yere daha böyle günün koşullarına, restorasyonuna yapılmış durumdaydı. Buraya Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel beraber katıldılar. Ve Özgür Özel alkış almadı, Kemal Kılıçdaroğlu alkış aldı. Ve belediye başkanının yanındayken, belediye başkanı şu anki mevcut Alper Taşdelen, ki biz hatırlarsanız Alper Taşdelen'i o dönem Kemal Kılıçdaroğlu varisi olarak görüyorduk. Yani bu kadar önemli bir isimdi. Cumhurbaşkanı, yani genel başkanlık koltuğunda adı geçiyor. Veliahtı olarak orada tabii panoya yazmıştık ki buna ilişkin ciddi zaten kulis bilgileri vardı. O gün geçen haftaki toplantıda Özgür Özel Alper Taşdelen için çok başarılı bir belediye başkanımız, kendisinden çok memnunuz ifadeleri kullandı. Şimdi çok başarılıysa, çok memnunsan Alper Taşdelen'i tasfiye etmemen lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel, ki Özgür Özel'den gelen talep üzerine birkaç gün önce Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde, ki Altınum Hasan'ın hep toplandığı yer orası, bir araya geldiler. Burada Kemal Bey'e yönelik olarak işte daha ön planda olmanızı istiyoruz, beraber çalışmak istiyoruz noktasında taleplerde bulunduğu ifade edildi. Döndüm Kemal Bey'in bunu soğuk karşıladığı söyleniyor ama Alper Taşdelen isminin mesela Çankaya'da tekrar potaya da girdiği söyleniyor. Özgür Özel ne yapıp Kemal Bey'e, işte Kemal Bey'in gönlünü almak için en azından Çankaya Belediye Başkanı da Alper Taşdelen'i koruyacağı
yönünde değerlendirmeler ağırlıklı olarak yapılmaya başlandı. İzmir olsun, Çankaya olsun, Kadıköy olsun, bunlar en son noktada açıklanacaktır. Çünkü gündemde çok yer tutması istenmiyor. Oldu bittiyle bunun geçiştirileceği kanaatindeyim. Tabii değerlendirmede şu, Mustafa Bey, bunu kabul edelim. Ceketimizi koysak orada biz istediğimiz isimleri zaten seçtiriyoruz noktasında. Halkın iradesine de saygısızlık boyutunda bir değerlendirme zaten mevcut. Onun için bunları herhalde Türk kamuoyu görerek hareket ediyor ama yine söyleyeyim, Alper Taşdelen de şu anda potaya girmiş durumda. Gül Çiftçi, Bekir Ödemiş, ki Bekir Ödemiş Mansur Yavaş'ın bürokratıdır ki içlerinde kanaatimce en tecrübeli ve en liyakatlı isimlerden birisidir. Daha evvel Ürgüp Belediye Başkanlığı yapmış bir isimdir ve Alper Taşdelen bu isimlerden bir tanesini Çankaya Belediye Başkanı olarak atayacaklar ama Alper Taşdelen bir adım öne geçmiş vaziyette. Son bilgi olarak aktaracağım bu. Peki. Bu arada mantar panomuz geri döndü, efsane evet, pano. Biz haftalık her hafta oturduğumuz düzeni de değiştirdik. Taceddin Bey bunu görünce... Serkan abi mantar panoya kalkacak diye... Yok, ben düzeni değiştirdik. Bir gülümseme geldi yüzüne. Yok, Serkan Bey'in çok müthiş bir kulis bilgisi vardı. Onu biraz sonra soracağım kendisine. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na İzmir adaylığını teklif etmemiş. Etmemiş. Taceddin de dalga geçiyor benimle yani, süper kulis diye yani... Yok, gerçekten süper kulis. Kulis işte. Herkes bir kulis veriyor. Dedim ben de bir kulis vereyim. Etmemiş. Yani Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na İzmir adaylığı teklif etmemiş. Yani kulis değil mi bu? Öyle. Zaten çoğunluğu atmasyondur. Ya kulis dediğimiz şey böyle bir şey zaten. Ya bunu reddetmek mümkün değil. Hadi yalanlasınlar. O zaman teklif etmiş olurlar gibi bir şey. Evet. Yorumlara baktınız mı altında? Baktım, herkes hiç mi etmemiş falan. Hiç mi etmemiş? Hiç mi etmemiş? Yani ben bunun bağlantılarını çözme konusunda biliyorsun sıkıntılar yaşıyorum. Evet. Bunu en iyi Serkan abi çözüyordu. O yüzden onu teklif tabii, tabii. ettim Serkan ben. Serkan Bey şöyle bir göz atsın. Bugün bir de Hardal yeni Sarısı. Yeni oluşturuldu çünkü. Evet. Efsane pano geri döndü diye ben anlattım haber Efsane servisinde. Efsane pano geri döndü de yani bunda bu... birçok şey var. Birçok detay var. Şimdi. Ya bunun memlekete ne faydası var Mustafa? Olayları anlamak çok güzel, tamam, grafiker güzel. Arkadaş bununla bir Emre, hafta uğraşmış. Yani Emre, çocuğun Emre canı uğraş. Çıkmış bununla uğraşırken de. Yani ne faydası var bunun? Yani bana de ki yani şu faydası vardı. İşte anlamak için faydası var işte. Ya anlaşılacak anlamaya. Şey şu. Şimdi bakın. Bu panoda, bu tabloda şöyle yakın bir şey istiyorum. Jimmy Jeep'ten yakın girelim. Soldan sağa doğru ağır bir pan istiyorum. Efendime söyleyeyim. Şimdi bak, burada bir sürü fotoğraf görüyorsunuz. Kıymetli seyircilerimiz. Yazılar var. Efendim böyle oklar var. Kırmızı raptiyeler var. Var. Ha. Mantar panosu. Şimdi bunlarla kafanızı yormayın. Yani bunu biz niye gösteriyoruz? Bunları görmeyin diye. Ne? Yüzün sen devam et. Ben... Yani şu ortadaki. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını koymuşlar ne mesela o? Oraya. Şu Kılıçdaroğlu'na yakın girelim. Yani Kılıçdaroğlu artık tarihi bir şahsiyet. Tarihe geçti. Kendisi artık emekli oldu. Tamam da bugün Ahlatlı Bel'de yeniden oturdu ama masaya. Yani böyle ya, bir şey var. Emekli da, emekli oldu eyvallah da. Yani, Kılıçdaroğlu'nun evet kabul ediyoruz. Siyasette bir tarzı vardı. Neydi o Taceddin? Demokrat dedi. Hayır. Kılıçdaroğlu'nun bir tarzı vardı. O da hiçbir tarzının olmamasıydı. Evet. Tabii. Hiçbir tarzı olmadığı için herkesi etrafında tutabiliyordu. Sabah PKK'nın siyasi uzantısına özerklik vaat edip öğleden sonra onun tam tersi istikametindeymiş gibi görünen bir partiye MİT müsteşarlığını, İçişleri Bakanlığı'nı filan söz verebiliyordu. Ve bunları hiç kimseye söylemiyordu. Kendisinde tutuyordu. Hiç kimsenin de birbirinden haberi olmadığı için gökkuşağının tüm renklerine mavi boncuk dağıtıp herkesi etrafında tutabiliyordu. Yani Kılıçdaroğlu'nun neyini beğenmediler? Biz burada kendimizi parçaladık. Dedik ki ey Türkiye'nin siyasal muhalefeti, Kılıçdaroğlu sizin ulaşabileceğiniz en üst seviyedir, zirvedir. Zirvedir. Tabii zirveydi. Kılıçdaroğlu'nu kaybettiler. Bak artık dikiş tutmuyor. İttifak kuramıyorlar.
Özgür Özel'i kendi meclis grubunda kendi milletvekili arkadaşları alkışlamadığı için kendi alkıştı. Kendi kendini alkışlamak zorunda kalıyor. Oto alkış. Yani kendi kendini alkışlayan lider olarak tarihe geçti. Efendim. Ya hareketleri nasıldı? Yani hareketleri de komik, pişmemiş, çiğ olmamış tavırlar sergiledi. Ama burada mesela Meral Akşener konuşulmaya değer. Bak, Meral Akşener fotoğrafına girelim. Meral Akşener'e doğru yaklaşalım. Meral Akşener seçimin ardından siyaset yapmaya başladı. Evet. Attığı her adımla CHP ile PKK'nın siyasi uzantısını birbirlerine mahkum hale getiriyor. Onları bir parantezin içerisine sıkıştırıyor. Kendisini o parantezden kurtarmayı başardı. Ankara'da ve İstanbul'da adaylarını da göstererek partisine yeni bir kulvar açtı. Ama mesela Kemal Bey'in şeyde... Kemal Bey'in danışmanını gösterdi tabii Serkan tabii, Bey. Tabii o da var. Bir de Zafer evet. Partisi'yle mesela gizli imzaladığı mutabakata CHP'liler hani öyle büyük aman aman bir tepki de göstermediler. Haberimiz yoktu dediler. Tabii. Olmalıydı falan yani dediler. Kimsenin haberi olmuyordu yani. Kılıçdaroğlu'nun özelliği şu. Geliyor Mustafa sana diyor ki, Mustafa'cığım diyor, ben seni diyor, sana diyor şunu vaat ediyorum diyor. Sen bir seviniyorsun, mutlu oluyorsun. Biraz daha yakın girelim. Bak özledik Kılıçdaroğlu. Şu güzelliğe bak Allah aşkına. Şimdi bak, Türkiye bomba geliyor biraz. Bıyığı var ya. Ya Türkiye özledi. Türkiye bak. Ey Kemal Bey. Şimdi bak, bıyık geliyor sana şeydir, bir söz veriyor. Diyor ki Mustafa'cığım diyor, ben diyor seni diyor Dışişleri Bakanı yapacağım diyor. Sen bir mutlu oluyorsun böyle ama diyor ki kimseye söyleme. Geliyor Taceddin'e diyor ki Taceddin ben seni Dışişleri Bakanı yapacağım ama bunu sakın Mustafa'ya söyleme. Onun da gözü var diyor. Şimdi böyle olunca herkes mutlu. Herkes bir beklenti içerisinde. Herkes mücadele ediyor, çalışıyor. Nasıl olsa kazanılmayacak. Yani nasıl olsa kazanılmayacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle güzel bir siyaset izliyor. Yani güzel derken mutluluk verici. Başka bir şey de yapılamaz zaten o cenahta. Cumhurbaşkanı yani zülük siyaseti dedi bugün bununla. Şimdi bak, uygulanabilecek stratejinin zirvesi buydu. Bunu Kılıçdaroğlu hayata geçirdi. Adamı beğenmediler. Paramparça ettiler. Şimdi kendileri ne yapabiliyorlar? İyi Parti ile ittifak dağıldı. DEM Parti ile CHP'nin ittifakı olacak mı olmayacak mı tartışmaları devam ediyor. DEM Parti ile CHP ittifak yapsa bir dert, yapmasa başka bir dert. Yani diyelim İstanbul. Ama değil. Yapmış gibi davranıyorlar Serkan abi. Şimdi Taceddin Başak gibi. Demirtaş aday mı değil mi? Kadının üstünden bu yapmış defa hatırlarlar. Yapmış gibi de yapmamış gibi de davranıyorlar. Şimdi ama. Bakın. DEM Parti ile CHP ittifak yaptığında bunun getirisi olur mu olur. Ama götürüsü de olur. Tabii. Yapmadığı zaman bunun götürüsü olacak ama getirisi de olabilir. Tabii. Şimdi o yüzden... Bu yapmış gibi de yapmamış gibi de olabilir gibi bir şey oldu. Hayır, onu beceremezler. Yani bu Özgür Özel. Bir dakika, Özgür Özel'in peki Başak Demirtaş'ın adaylığı üzerinden ya bak gördünüz mü bizi o kadar suçluyorlardı falan demesini neyle değerlendireceğiz o zaman? Ne dedi, ben dinlemedim onu. Bak gördünüz mü diyor yani, bak gördünüz mü bizi suçluyorlardı. Böyle muğlak bir cümle. Başak Demirtaş aday yani olursa DEM'le olmazsa. Yani DEM'le ittifak yaptığı konusunda bir bunu yani bir suçlama aracı yapsak olarak. Yapsak aslında çıkartmazlardı mı demeye getiriyor. Ben anlamadım da size soruyorum. Yani. Şimdi bu Özgür Özel anlarsınız. Net olarak DEM Parti ile ittifak yapmıyoruz. Biz bu hususta çok eleştirilmiştik. Bakın ittifak yapmamamızın işareti ve ispatı Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday gösterilmesidir. Dedi demedi. Mi? Hayır canım. Ya öyle demediyse, şey der mi? Demediyse yarın o lafı her türlü çevirir, çevir kazı yanmasın. Efendim, ben öyle demek istemedim der, çıkar işin içinde. Demek bu netlikte yani. Söylemesi lazım tabii. Ki biz de onun üzerine bir yorum yapalım. Hayır, bu bir suçlama aracı mı ki? Ya DEM'le görüşüyor olması, ittifak kuruyor olması bir suçlama mı ki? Biz bak, bizi bununla suçluyordunuz, itham ediyordunuz. Aslında o ithamlardan beriyiz diyor. Ya o zaman bir suç mu işliyorsun şu anda? Hali hazırda suç işlemeye devam mı ediyorsun? Aynen. Şimdi... şu tablo içerisinde mesela bu yukarıda İmamoğlu'yla Meral Akşener'in bir sarılma fotoğrafı var. İkisi de korktu, kabul etmedi. O Meral Hanım'ın ifadesi, evet. Yazısıyla birlikte.
Şimdi böylelikle biz İmamoğlu'nun fotoğrafını bir göstermiş olalım. Çünkü kimse göstermiyor. Muhtemelen de seçime kadar göstermeyecek. Bayağı bir silindi ya. Yok ortalıklarda. Ben görmüyorum yani. Kimi? Görünmüyor. İmamoğlu yok yani. O kimdi? Ha, kimse göstermiyor. Şimdi nasıl yok ya? Her gün Murat Kurum'la kavga edeceğim diye bahaneler uydurmaya çalışıyor. Ama Murat Kurum ona cevap vermiyor. Murat Kurum onu muhatap almıyor. Hayır. Baktı Murat Kurum bir şey söylemiyor. Söylemediği şeyleri söylediği gibi yapıp hani kendisi haber Murat Kurum'un ağzından laf edip ona cevap veriyor. Daha komik. Daha korkunç bir şey oldu bugün. Ha. Oda TV yayınlamış onu. Emirgan Köşkü'nde bir kişi gitmiş, kendi kendini selfie çekmiş. İşte İmamoğlu'nun bazı toplantılarını yaptığı Emirgan Köşkü'nde iki tane gizemli kişi gitti, video kamerayı aldı diye. Adamcağız kendisini köşke gitmiş, kendini selfie çekiyor. Yani demek ki görme gösterme yoksa engelle kampanyası bağlamında tuttu. Özellikle Cumhur İttifakı destekçileri durduk yere hiç gereği yokken bedavadan CHP'nin adaylarının reklamını yapmayı bıraktığı an itibariyle işin rengi değişti. Rüzgar farklı esmeye başladı. Bakın bugün itibariyle İstanbul'da ne konuşuluyor? Ver DSF görüntü, Murat Kurum görüntüsü. Geçtik mantar panolar. Bir şey, arada bir şey var. Dur oraya geçmeden bunu söylemezsem olmayacak ya. Mustafa Kemal Çiçek'i de burada suç ortağım ilan ediyorum. Evet. Serkan Fıçıcı'nın bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapmasının ardındaki nedeni açıklıyoruz. Açıkla. Kemal Bey'in fotoğrafını arkadaşlar hazır galiba. Onu bir versenize şuraya. Ortaya ver Ömer, böyle olmaz. Ya şunu bir daralt arkadaş. Daralt Ömer'cim. Kemal Bey'i güzel gösterin ya. Fatiha mı okuyor, ne yapıyor? Yok yok, bak giyime bak şimdi, geliyor. Ha, balıkçı yaka. Ha evet. Ya işte Serkan Fıçıcı'nın işte yıllarca giyim tarzı bile benziyor bak, diyorlar. Bak yıllarca Sayın Kılıçdaroğlu'nu şu ekranlarda en fazla desteklemiş bir insan olarak hepiniz şahitsiniz. Tabii buna, tabii şahitsiniz. En zor zamanlarında kim vardı Kılıçdaroğlu'nun yanında? Sen vardın arkasında. Kim destekledi Taceddin? Tabii. Sen destekledin. CHP'li gazetecilere karşı Kılıçdaroğlu savundum ben ya. Yo hakikaten evet. İyi Parti milletvekili Alevi dediğinde ona global şeyde başka bir televizyon kanalında ortalığı yıktı. Aynen. Tabii, babam tabii. Sınıfı kıyafetleri de güzel oldu. Ya. Ya evet. Peki. Ha tuluma şimdi, tamam, şey. Serkan Bey'e yakışıyor Murat Kurum'u, boğazlı kazı. Murat Kurum'u alalım şimdi ortaya arkadaşlar. Verelim ortaya Murat evet. Kurum DSF'si. Bakın şimdi burada bir şey söyleyelim ve herkesin dikkati özellikle yarın itibariyle burada olsun. Şehircilik, belediyecilik, İstanbul'da ulaşım, kentsel dönüşüm, yeni yeşil alanlar, sosyal donatılar, şehircilikle ilgili fonksiyonlar adına bildiğiniz ne varsa unutun. Öyle mi? Bildiğiniz ne varsa unutun. Yarın Murat Kurum bu işin kurallarını yeniden yazacak. O kadar şey mi? Çok iddialı bir lansman var yarın. Çok iddialı projeler var. Gerçekten İstanbul'un kaybettiği 5 yılı telafi etmekle kalmayacak. Bunun da ötesine geçecek. Muazzam yatırımların müjdeleri verilecek yarın. Ve yarın itibariyle bu projeleri bütün Cumhur İttifakı destekçilerinin ulaştırabildikleri her yere, herkese ulaştırmakla meşgul olmaları lazım. Bizim biraz önce mantar panoda gösterdiğimiz mantar konuları gündemlerine almak yerine İstanbul'un gerçekleriyle uğraşıp gerçek projelerini, gerçek belediyeciliği yarın çok dikkatle takip etmelerini ve ondan sonra da tabii bunu herkese yaymaya, göstermeye çalışmalarını tavsiye ederim. İki şey söyleyeceğim. Yani bunu da biraz tartışmak istiyorum hepinizle. Murat Kurum yarın ne söyleyecek? Şimdi Serkan Fıçıcı diyor ki çok üst düzey bir şey söyleyecek. Atmosfer üstüne çıkacak. Doğru mu? Şöyle demiyorum. Ya, öyle çok demiyorum. Üst düzey müjdeleri olacak diyorsunuz. Şimdi şunu yatırım söylüyorum. Müjdeleri bana, olacak diyorsunuz. Yani şunu söylüyorum. Son 5 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi polemik ve siyaset yorgunu bir kurum haline geldi. Büyüklük vasfını kaybetti, işlevsizleşti. Bundan dolayı İstanbullular belediyecilik, şehircilik, eser ve hizmet noktasında bildiklerini de unuttular. İşte bütün bunları tekrar hatırlatacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni asli fonksiyonlarına taşıyacak ve böylelikle o 5 sene içerisinde
zihinleri dolduran anlamsızlıkları unutturacak bir lansman bekliyorum. Hayır, ben bazı ipuçlarını aldım gazetecilik marifetiyle. Bazı izlenimlerim var ama şu kadarını söyleyebilirim. Şehrin temel ihtiyaçları çok çok iyi analiz edilmiş. Çok kaliteli, çok uzman bir ekibin elinden çıkmış ve burada Murat Kurum'un özellikle Türkiye'nin 81 vilayetinde adım atmadık yer bırakmayan bir isim Murat Kurum. Bakın bugün dürüstçe herkes şu soruyu sorsun. Afet, deprem, sel felaketi, büyük yangınlar, her neyse. Ya da toplu konut hamleleri, ya da millet bahçeleri, ya da kentsel dönüşüm çalışmaları. Türkiye'nin her yerinde, 81 vilayetinde. Zor zamanınızda, ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda kim vardı diye sorun. Evet. Herkes size Murat Kurum diyecek. Bu duyguyu da özellikle yarınki lansmanda göreceğimizi düşünüyorum. Yani Murat Kurum'un İstanbul'un 39 ilçesinin tamamını, çünkü tamamını gezdi bir yıldır İstanbul milletvekili olarak, onu da biliyoruz. Hı hı. Sokağa hakim, beklentilere hakim, talepleri biliyor. Onların çok iyi not edildiğini ve İstanbullu ne istiyorsa İstanbullunun isteği doğrultusunda çözümler üretildiğini göreceğiz yani. Şimdi ben de onu soracaktım işte. Mesela şey dese yetmiyor mu? Ya zaten şu anda hani trafik bir problem. Ya çözdük dese zaten hani bununla yetinir mi İstanbullu, yoksa İstanbullu başka bir şey mi istiyor? Murat İstanbullu ne istiyor? Birincisi huzur istiyor. Yani bu polemiklerden, polemik üzerinden siyaset yapan, sürekli ötekileştiren, sürekli bir kibir abidesine dönüşmüş olan bir yapı istemiyor. 5 yıldır bu var. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne demekti? AK Parti iktidarı döneminde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ne demekti? Ulaşım falan, bunları zaten biliyoruz. Metro, değil mi? Ağlarının, tüneller, bütün bunların hepsini biliyoruz. Yani hafızamızı yitirmediysek biliyoruz. Sadece bunun ötesinde bir şeyler yapıyordu İBB. İstanbul Büyükşehir, mesela Akbil dediğimiz bir şey var ya, Akbil. Şu anda bütün Türkiye'nin belediyelerinde Akbil var, yani otomatik bilet, değil mi? Evet. Kartı yüklüyorsunuz. Bunu İBB'nin mühendisleri icat etti. Bakın dünyada İBB'nin mühendisleri oturdular. Biliyorsunuz otobüse, halk otobüslerine bindiğinizde ya para veriyordunuz, İBB'ye bindiğinizde bilet kestiriyordunuz, bilet atıyordunuz. Ha, o kadar ilkel bir şeydi yani. O dolanca da kibrit atıp yakıyorlardı. Evet. Şimdi bakın, düşünebiliyor musunuz? İBB'nin mühendisleri oturup bir şeyi icat ettiler, Akbil diye, ve bugün bütün Türkiye'nin belediyeleri bu sistem üzerine bir kendilerini revize ettiler. Bunu bütün Türkiye'de. Bakın bu kadar kıymetli bir şey yaptı. Metro yapmak gibi bir şeydir bu yani. Ulaşımda tünel açmak gibi bir şeydir. İstanbul'un ulaşım her yerini entegre etmek, uluslararası ticaret yollarının üzerinde olan bir yerden bahsediyoruz İstanbul'da. Bir de aynı zamanda hükümet de AK Parti'deydi. Avrasya Tüneli gibi, işte Marmaraylar gibi, İstanbul'da o kadar çok entegre edilmiş sistemler oldu ki İstanbul ulaşımda sıkıntısını büyük oranda halletmişti. Ve sürekli yenilenen bir şeydi. Biz Kadir Bey'in 3 dönem belediye başkanlığı dönemini gördük, altın yılları. Kadir Bey'in biz bir gün olsun ekrana çıkıp birisiyle kavga ettiğini ya da birisine laf yetiştirdiğini, ya hiçbir şey görmedik. Murat Kurum için en önemli söyleyebileceğimiz şey şu. Murat Kurum 31 Mart gecesi seçildiği gün, ertesi gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayacak. Ve 5 yıl boyunca da İBB Başkanı olacak. Bu kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü önce İstanbul diyor. Ama diğer aday için, söz konusu mevcut belediye başkanı için, daha şimdiden diyoruz ki, efendim kazanırsa CHP Genel Başkanlığı'na oynar. Kaybederse belki o zaman yine CHP Genel Başkanlığı'na gider. Ya İstanbul'la alakalı hiçbir şey kendisiyle alakalı üretemiyoruz. Yani önümüzde işte 80 günün az bir süre kaldı. Mevcut belediye başkanı es kaza seçilirse, öyle bir ihtimal düşük görüyorum ama seçilirse, biz İstanbul Büyükşehir'de bir belediye başkanı görmeyeceğiz. Bunu nereden biliyoruz? CHP'liler kendileri söylüyorlar. İstanbul Belediye Başkansızlığı evet. Devam edecek. Evet, İstanbul Belediye Başkansızlığı devam edecek. Murat çok güzel bir şey söyledi. Yani o Murat Kurum'la birlikte tekrar, Allah rahmet eylesin Kadir abiden sonra, Allah rahmet eylesin, o İstanbul beyefendisi tavrı tekrar bir gündemimize geldi.
gerçekten özlemişiz diyorum. Ne diyorsun? Ya hayır, İstanbul Beyefendisi olmak yahut olmamak çok önemli değil gibi geliyor bana. Çünkü İstanbul'un bütün erkekleri beyefendi değildir. Bazı Külhan Bey'dir. Yani Külhan Bey tarzı... Ama nerede duracağını da biliyor. Yo, doğru ama o Külhan Bey öyledir zaten. Serseri değildir Külhan Bey. Yani kendinden çekinilen falan biridir. Ama oranı raconunu keser. Ve adildir. Şimdi bakıyorum ben. Mesela selametlik Bedrettin Dalan İstanbul'a belediye başkanlığı yaptı değil mi? Haliç gözlerim gibi mavi olacak dedi. Boğaz'daki o yolların genişledi. Bağdat Caddesi'nin o şeyleri sahil hattı genişledi. Haliç kenarının işlenmesi falan. Bir imza attı gitti değil mi Bedrettin Tabii. Dalan? Yok, Bedrettin Dalan'ın şurayı Bedrettin Dalan'la anmıyorum diyeceğin bir şey var mı? Yok. Sonra Nurettin Sözen, orası biraz şey, karışık bir dönem geçti. Yani Nurettin Sözen de bahtsız bir belediye başkanıydı, bürokratlarından yana çekti onun adam. Onun bile bir imzası var. Bir parça var, var. Metroda var. Özellikle. Var, işte onu diyorum. Buna rağmen var. O Yenikapı metrosu var ya şey, Atatürk Havalimanı'nda. 4 kilometrelik bir icraatı var. Var ama yani. Ama var. Şehre bir şey bıraktı. Sonra Erdoğan geldi. Saymak da bitmez bir dünya yani. Isırancı dağlarından gelen sular bunlar. Hiç tartışmasız şeydir. Yani primusudur bu saydıklarımızın en öndeki ikisidir. Sonra Ali Müfit Gürtün, o bir geçici dönem olarak yad ediyoruz orayı. Sonra Kadir Topbaş'a geliyor sıra. Kadir Topbaş'la ilgili şeyleri saysan say. Bitmez. Bir dünya. Sualimiz şudur. Mevcut belediye başkanı gittikten sonra kendisini İstanbul'a bakıp da ya şurada da şu adamın imzası var diye yad edebileceğimiz bana bir maksimum, bir makro eserini söyleyebilir misiniz? Maalesef söyleyemiyorum. Hayatınıza adil, deyip. CHP'lilere sorun. Hayır, ciddi söylüyor. Şey olarak söylüyor. Adaletle cevap versinler. Hayır, hayatınıza deyip dokunan, işte şurada süt dağıttık. Bak benim öyle bir şeyim yok. Benim sorum şu. Ben ne zaman Zincirlikuyu'da insan metrobüsten metroya geçecek olsam o dik merdivenleri yürümek zorunda kalıyorum ya. Hani bu şeyleri falan sayıyorum. Ben diyorum ki benim gündelik hayatıma senin bir artı değerin oldu mu olmadı mı? Lütfen buna cevap ver. Bana kabristana koyduğun ibriği, vapurlardaki efendim karton bardağı falan söyleme. O vapurlardaki garip dans hareketlerini falan. Hayır, bunları söyleme. De ki ben gittikten sonra da şuraya baktığında aha bak burası da bu zatın adıyla anılır. Bak Bedrettin Dalan'ı. Büyükdere sahilinde git Bedrettin Dalan. Hocam Bağdat Londra'dan sahiline portreler git. Cadde Bostan Suadiye arasına git Bedrettin Dalan. Haliç'e git Bedrettin Dalan. Metroya gel Nurettin Sözen. Şey, havaalanı metrosu. Başlangıcı metrosunu. Hiç olmazsa yani. Ya bir, tamam tabii. Ama bir şey yani. Evet, bir imza bir iş yani. Bir imza Nurettin Sözen. Yani CHP'lidir ama CHP'li diye gömüyoruz ki. İkincisi, bunların hepsinin tarzının farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani Bedrettin Dalan bir İstanbul beyefendisi değildi. Daha bir aristokrat bir kişilikti ama yakışıyordu tarz olarak. Belediye başkanı diyordun yani. Nurettin Sözen o sosyal demokrat belediye başkanı figürüyle tamam yani. Pek çok hatası çok, var. Pek çok hatasına var. Rağmen ama belediye başkanıdır diyordun. Erdoğan biraz daha vura kıra iş yapmak durumunda kaldığı bir dönemde o şekilde iş yaptı. Bırak yani bir İstanbul ve Üsküdar beyefendisi figürü çizmedi ama yaptığı hizmetler ortada. Öyle yapmak durumundaydı. Kadir Bey'e geliyorsun. Kadir Bey, abi sen şu şeyi anlatsana ya. Renk kartelalarını bilmem neleri çantasında. Yanında renk kartelası taşıyan bir mimar ya. Ya çok ve tabii. Bir de sokakta gördüğüm adamalara şuradan çıkarıp ipek mendil verir. Beyaz mendil hediye eder filan. Buyurun efendim. Ya tabii ayrı bir insandı. Yani ben ama şu kadarını söyleyeyim. Tabii Allah rahmet eylesin. Ben Murat Kurum'un yüzündeki tebessümde, insanlarla, sokakta ilişkisinde, gençlerle, çocuklarla, yaşlılarla ilişkisinde o kıvamı, o tonu gördüm. Kesinlikle. İşte tam olarak yani oraya geliyorum. İstanbullunun özlediği, ya benim belediye başkanım abi olsun, benim ettim, ulaşımımla, güvenli yapılaşmamla, derdimle, sıkıntımla uğraşsın. Yani beni dert etsin. Sen tirat atacaksın. Hani Orhan Gencebay'ın
şarkısında geçer ya, ben rüyamda bile yalnız seni sevdim diye. İstanbul'un belediye başkanı rüyasında bile yalnız İstanbul'u sevecek arkadaş. Tabii. Bak burada tabii. Önemli olan şey şu. İstanbul'a ait bitiyor. Az kısaysa alayım. Sayın Yoksa Murat Kurum'la alakalı şunu söyleyeceğim. İstanbul'a ait şey yapmacık bir nezaket falan değildir. İstanbul bir adam, benim merhum büyüğüm derdi ki bir adam sonradan nazik olur ama nazinin olamaz. O adamın içinde olacak. Nezaket öğrenilir ama nazinin olamaz. Yapmacık bir şeyden bahsetmiyoruz. İstanbul'un ihtiyaç duyduğu şey. Bir, o formal nezaket birincisi. Öyle atıyorsun, ne yapıyorsun, gel git falan değildir o. O İstanbullu bak, o senin veli nimetindir. İki, bu şehir zaten insanların bir kocaman bir şehir. Bir de mega şehir ya, mega city'lerden bahsediyoruz. İstanbul İstanbul'da bitmiyor. Çorlu Çerkezköy 650 bin ikisinin nüfusu. Ya. İstanbul'a dahil midir, hariç midir? Baksan Tekirdağ'da ama İstanbul'a dahildir. Reklama gireceğiz sadece. Tamam giriyor. Buranın insanları, buranın insanı öyle bir tesellisizlikle boğuşuyor ki buranın insanının kendine ait bir teselliye ihtiyacı var yönetim anlamında. Mahremi işte yolda gördü, kadından makas alma falan değil. Kadın itti elini bunun. Evet. Hayırdır ne yapıyorsun sen ya? Bak orada kocası mocası olsa indirir kafasına bir şey. Netice itibariyle İstanbul bir efendisi değil ama en azından İstanbul'un ihtiyacı olan görgü. İsterse Külhan Bey gibi, isterse beyefendi gibi ama İstanbul'un layık olduğu bir görgü. Biz bu görgüyü görmedik. Bir sonradan görmelik, görmemişlik gördük. Ne diyelim, Allah kurtarsın. Şimdi bir aramız var efendim. O aramızı verelim, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Beşinci güne devam ediyoruz efendim. Tabii iç siyaseti konuşmaya da devam ediyoruz aynı zamanda. Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığına, İBB başkanlığı adaylığında efendim adı geçmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma var. Cumhuriyet Halk Partisi tarafında bu süreç bir sürpriz olarak yorumlanıyor. Kulisleri şimdi birazdan Mustafa Kemal Bey'den alırız. Ama DEM tarafında da bazı isimler haberimiz yoktu diyor mesela. O da çok ilginç. Örneğin Grup Başkan Vekili demin Sezai Temelli haberim yoktu diyor. Buradaki durum ne? Şimdi Mustafa Kemal Çiçek'ten başlayarak şu adaylar üzerine biraz daha konuşalım. Evet Mustafa Bey, tabii çok şeyler oluyor. Sadece DEM boyutuyla olmaktan ziyade mesela Cuma günü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir açıklama yapacak. İşte aday çıkaracağız yönünde diyenler de var ama aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşeceğiz yönünde de açıklama yapacağını söyleyenler var. Epey ortalık bu anlamda hareketli. Çok şeyler oluyor. Bakın ben özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile çok yakından irtibatlı olan arkadaşlarla diyalog halindeyim. İşte bugün İyi Parti'nin Burak Avuncu'yu aday çıkarması ki Burak Avuncu düşünün o dönem içerisinde Canan Kaftancıoğlu'yla CHP'nin il başkanıyla hiçbir irtibatı olmayan bir Ekrem İmamoğlu bir nevi fiilen Ekrem İmamoğlu'nun il başkanı gibi hareket ediyordu o süreç içerisinde. Hep beraberdiler. İşte şirketler şimdi CHP'liler haklı olarak eleştiriyor. Sen diyor belediyede hep İyi Partililere yer verdin. İşte bir belediyede belediye grup başkan vekili vardı İyi Partili. İsmini hatırlayamadım şimdi. İşte daha sonra istifa etti, ihraç edildi biliyorsunuz o isimler. Hep beraberdiniz diyor. İşte bak şimdi karşına o isim aday olarak çıkarıldı. İşte kendin ektin, kendin biçtin değerlendirmeleri yapılıyor. Bu anlamda Ekrem İmamoğlu'nun karşı cephesi epey genişlemiş vaziyette. İşte Kemal Bey'in tasfiye edilmesinden tutun Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu bulanlar ki birinci elden sorumludur. Bunu aksini düşünmek mümkün değil. İşte bu şekilde belediyeyi yönetmesine kadar ki burada biz müteaddit kereler ifade ettik. 5 yıl bir İstanbul'un ciddi bir kaybı var. Telafisi imkansız demiyorum. Telafisi çok zor karşılanacak bir kaybı var. Ama diğer tarafta da işte siz de biraz önce ifade ettiniz DEM Parti'deki gelişmeler. Yani şu anda Selahattin Demirtaş'la DEM Parti yönetimi arasında büyük sıkıntılar olduğu da ortada.
DEM Parti diyor ki bizim böyle bir durumumuz yok diyor ama Selahattin Demirtaş da eşi Başak Hanım'ın aday olması hususunda muhtemelen talepkar vaziyette. Bu dahi ortamı gerdi. Bunu net olarak görebiliyoruz. Tunceli Belediye Başkanı geliyor Kadıköy'den adayım diyor, linç ediliyor. Başak Hanım diyor ben adayım diyor ki anayasa bir haktır bu. Siyasi faaliyette bulunma, aday olma şartlarınız varsa olabilirsiniz. Ortalık birbirine giriyor ama şunu net olarak ifade etmek lazım. Kendileri lehine bir vaziyet olmadığı zaman tümden bir linç politikası burada izleniyor. Başak Hanım belki çıkar bağımsız olur, belki aday olmaz. Bunu biz bilemeyiz şu anki süreç itibariyle ama o gerilimi arttırması bakımından bunu net olarak görmeye başladık. Ya şunu söylemek lazım. Biraz önce işte oradaki hatipler de ifade etti. Yani şunu net olarak ortaya koyalım. Ya bizim anayasamız belediyeciliği yerel halkın, yerel orada yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını yol, park, ulaşım gidermek için mükellef kılmıştır. Bize belediye başkanı lazım. Bize popstar lazım değil. Bize bir parti genel başkanı devirip tasfiye eden lazım değil. Bugün Cumhurbaşkanı adayım, yarın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayım, yarın CHP genel başkanı adayım diyen isimler lazım değil. Yani bu neticeten ne oldu? İşte biraz önce ifade ettik. İstanbul'a çok pahalıya mal oldu. İstanbul'la ilgilenmiyorsunuz. Sevdanız İstanbul değil ama İstanbul'un imkanları, o İstanbul'un o güçlü imkanlarından yararlanarak basamak atlamaya gelince bunu kullanıyorsunuz. 524 milyar TL 2024 bütçesi olan bir yerden bahsediyoruz. Biraz önce söylendi işte akla gelen bir projesi var mı? Benim var. İşte dedi Çamlıca Kulesi kadar süt dağıttık dediler. Bunun reklamını yaptılar. Yine benim aklıma gelen yaptığı bir faaliyet var. Replika mıdır, gerçek midir belli değil. Fatih Sultan Mehmet'in işte Londra'da müzayede eden işte resimlerini getirdiler. O resimleri de gören var mı, gezen var mı, inceleyen var mı onu da bilmiyoruz. Benim aklımda başka hiçbir şey yok Mustafa Bey. Yani siz bu kadar süre içinde 5 yıl içerisinde harcadığınız bütçe, imkanlar nerelere kullanıldı? Bunu herhalde en iyi Kemal Bey'e sormak lazım. Kemal Bey bunu bizzat da yaşadı. Çünkü bir de o 3-4 Kasım sürecinden sonra soğuma evresi de geçtikten sonra Kemal Bey artık bu tabloyu da net olarak görmeye başladı. İşte Ekrem İmamoğlu'la görüşmemesi, ona randevu vermemesi, hiçbir temasa girmemesi zaten bunların neticeleri olarak ortaya çıkmış çıkmış vaziyette ama İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı kesinlikle ve kesinlikle yok. İstanbul'da 1,5 milyon bağımsız bölümün bir an önce yenilenmesi lazım. 6 milyon vatandaşımızı direkt ilgilendiriyor. Allah'ın takdiridir bunu bilemeyiz ama İstanbul büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya. Her geçen saniye İstanbul'un aleyhine işliyor. Bununla mücadele edecek bir isim lazım. Murat Kurum da zaten kendini bu anlamda kanıtladı Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak. Türkiye'nin yaşadığı işte şurada 10 gün sonra 15 gün sonra yıl dönümünü o yaşanılan acıların, elemlerin, üzüntülerin sürecinin birinci yılını yad edeceğiz. Bunun içerisinde olan bir isim İstanbullu vatandaşlarımızın kendilerine kullanan, kendilerini istismar eden, kendilerinin imkan ve kaynaklarıyla kendini reklamlarını yapanlara, kanallar kuranlara, parti genel başkanları değiştirenlere mi yoksa kendisine dokunacak, kendisinin temel ihtiyaçlarını, yaşam hakkı diyorum artık Mustafa Bey, bu yaşam hakkıdır. Allah korusun bir deprem olduğu zaman yaşam hakkının nasıl ortadan kaybolduğunu işte o ekranlarda hepimiz gördük, hepimiz o deprem bölgesindeydik. Onun için kendilerine o yaşam hakkını temin edecek isimle yürümelerinin çok ehemmiyetli olduğunu biz yine bir kere daha söyleyelim ama bunun kararını tabii ki aziz Türk milleti verecektir. Peki Murat Özer, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başak Demirtaş kartı bir hamle mi ya da işte bir el yükseltme mi, Esenyurt gibi ilçeleri efendim isteme vesilesi mi ya da ne? Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
kameralar rahat çalışamıyor olabilir. Yani Murat'ı böyle özel çekip alttan üstten yandan böyle darbe bir klip çekimi ya, gibi. Hayır, bir tiradül şey muhteşem yani. Geliyor. Biz yönetmenimiz zorlanıyorsa koltukları Taceddin'e böyle kenara falan evet, çekebiliriz şey. Yani. Yok, özel yok, şey yapacaklar ya. Her şeyi bozuyorsunuz. Benim kamerayı bozuyorsunuz. Tamam. Evet Murat Bey. Buyurun. Yani bu kadar muhteşem konuşmalardan sonra ben artık ne söylesem az yani o açıdan. Evet. Doğal olarak öyle muhteşem bir konuşma falan yapma ihtimalim yok. Zaten öyle yapamıyordum yani. Ama böyle abartarak bu pozisyona getirmeye çalışıyor sevgili arkadaşlarımız. Demirtaş'ın adaylığı meselesinin kesinlikle el yükseltmekle alakalı olduğunu görüyoruz. Yani Başak Demirtaş'ın kendisinin talebi olmuş zaten. Partinin bir talebi olmadığı, partide böyle bir kendisine bir teklif götürülmediğini ifade ettiler. Ama şunu net olarak söyleyelim. DEM Partisi bir KCK projesi olarak zaten Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta ciddi anlamda bir siyaset yürütüyor KCK ve orada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir kanton devlet kurma girişimleri hala devam ediyor. ABD'nin güçlü bir desteğiyle devam ediyor. Türkiye'de bunu denedikleri bir takım şeyler oldu hatırlayacaksınız. Hendek operasyonları esnasında bu partinin şu anda içeride olan eş başkanı çağrısıyla PKK'lılar, PKK'lı teröristler var olan belediye başkanlarının, HDP'li belediye başkanlarının desteğiyle orada bir kanton ilan ettiler, öz yönetim ilan ettiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden talepleri Esenyurt ve Küçükçekmece gibi nispeten İstanbul'un daha çeperinde yer alan ama nüfusun da çok yoğun olduğu, en fazla İstanbul nüfusunun olduğu iki ilçenin yönetimini istiyorlar. Bu konuda bir uzlaşmaya da büyük oranda vardıkları kanaatindeyim. Anadolu'nun pek çok yerinde de zaten bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi HDP lehine çekilmiş durumda. İşte Mersin'de örneğini gördük, Akdeniz Belediyesi'nde olduğu gibi. Burada yapmaya çalıştıkları şey ellerini yükseltmek. Küçükçekmece ve Esenyurt'u istiyorlar. Eğer vermezlerse, eğer gerçekten talepleri karşılanmazsa o zaman Demirtaş İmamoğlu karşısına bir aday olarak çıkacaktır. Bu pazarlıkla alakalı bir şeydir. Şunu gördük bir kere. Peki buradan ne hedefliyorlar? Gerçekten İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi eliyle daha önce Hendek teröründe gördüğümüz, Sur'da gördüğümüz, Hakkari'de gördüğümüz öz yönetim deliliği, öz yönetim bölücülüğü dediğimiz şey neyse bize biliyorsunuz 900'e yakın şehide mal oldu yani. O toprakları terörden temizlemek için 900'e yakın şehit verdik. Şimdi İstanbul'da DEM bu uluslararası projenin bir parçası olarak İstanbul'un en önemli en nüfusu kalabalık olan iki ilçesinde öz yönetim denemesi yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden talebi bu. Ben bu talebin büyük oranda karşılanacağını düşünüyorum. Ve böylece Demirtaş da aday olmayacaktır. İmamoğlu'nun elini rahatlatmak için. Bir şey sorabilir miyim sana? Buyur. Şimdi DEM Parti bir yerde CHP lehine seçimden çekilirse seçmenini CHP'ye sevk edebilir. Evet. Peki CHP herhangi bir yerde DEM Parti lehine çekilirse CHP seçmenini sevk edebilir mi aynı oranda? Sevk edebilir. Büyük oranda sevk eder. Oh. Yani geçen programda bunu konuştuk. CHP seçmeniyle DEM seçmeni arasında herhangi bir ideolojik, siyasi bir farklılık kalmadığı kanaatindeyim. Kültürel olarak bir fark yok. Sosyal tabaka olarak farklılık olabilir. Ekonomik farklılıklar olabilir ama bu ekonomik ve sosyal farklılıklar Diyarbakır için fark edebilir. Hakkari için, Muş için fark edebilir. İstanbul için fark etmiyor. Ekonomik açıdan da elbette Kadıköy, Beşiktaş seçmeni kadar zenginleşmemiş olabilir DEM seçmeni. Ama İstanbul'da da hatırı sayılır bir ekonomik varlığı olduğunu söyleyelim. O açıdan İstanbul'un iki ilçesinde öz yönetim çılgınlığı demek Sur'daki başımıza gelen felaketten kat be kat fazlası olur ki bunu da İmamoğlu kazanabilmek için, CHP kazanabilmek için bunu vermeye razı. Bu şekilde hareket etmeye razı. Ben o açıdan büyük bir açmazın içerisinde olduğunu düşünüyorum İmamoğlu ve yönetiminin. Karşılığında Demirtaş'ın aday olmaması için bütün bunlardan vazgeçebileceklerini düşünüyorum. Esenyurt ve Küçükçekmece'de bundan önceki yönetimlerde neler olmuştu? Çok farklı şeyler mi olmuştu? Bunun işaretlerini görmüştük. Hatırlarsanız Küçükçekmece'de bir belediye parkının üzerine PKK bayrağı işlemişlerdi ve bundan dolayı yargılandılar biliyorsunuz. Yani benzer şeyleri yapıldı. Esenyurt'un geçmişinde de zaten benzer şeyler var. Esenyurt'un bugün bu demografik yapıya ulaşmasında da orada uzun süre CHP'li belediyecilik, CHP'de belediyecilik yapan yöneticilerin, Gürbüz Çapa'nın özellikle çok ciddi bir etkisi olduğunu biliyoruz zaten. Onun en son gelinecek noktası İstanbullular için söylüyorum.
90'lı yılların Gazi Mahallesi, Küçük Armutlu neyse ona benzer bir şeyi üretebilmek için DEM bu çılgınlığı yapacak. CHP'nin de bunu kabul etme olasılığının çok yüksek olduğu kanaatindeyim. Sırf Demirtaş karşılarında bir aday çıkmasın diye. Bu buradan bakıldığında böyle görünüyor. Ama bu seçimlerin şöyle bir özelliği var. Burak Avuncu hatırlarsanız Kaftancıoğlu ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarını teslim alan kişidir. Yani İBB'de son 5 yılda İstanbul'da en etkin 3 isim sayın deseniz İBB'de Burak Avuncu onlardan birisidir. O açıdan Burak Avuncu'nun mevcut CHP yönetiminin karşısına aday olarak çıkması son derece önemli. Çünkü çok ciddi kazanımları var İYİ Parti'nin İBB kadroları içerisinde. O onlar açısından değerlendirildiğinde Burak Avuncu İYİ Parti açısından gösterebileceği en güçlü adaydı. Böylece ideolojik bir çatışma zemininde hareket edilmeyecek. Bu seçimler, bundan önceki seçimler hep Erdoğan karşıtlığı ve CHP'nin ürettiği laik, işte gerici, şeriatçı bilmem neci böyle bir takım sanal, gerçek dışı kamplaşmalar üzerinden ilerlemişti. Bu kamplaşmayı Cumhuriyet Halk Partisi kendisi özellikle istemişti. Çünkü o kampta biriktirebileceği partilerin sayısı fazlaydı. Şimdi bu kamplaşmanın mümkün olmadığı kanaatindeyim. Yani o ideolojik çökmüş durumda. Burak Avuncu diye bir aday var karşılarında. Ondan sonra Zafer Partisi'nin kendi adayı var. Eski Ülke Ocakları Başkanı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında ideolojik olarak biriktirebileceği bir alan yok. Bu yönüyle gerçek anlamıyla Murat Kurum hizmetlerini ortaya koyarak bir seçim dönemi geçirecek. Ve bundan da çok ciddi büyük bir başarıyla kazanacağını görüyorum. Şimdi bakıyorum seçim anketleriyle ilgili böyle başa baş gösteriyorlar. O zaman da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. 2023 seçimleri için de söylemiştim. Onların %60'lar falan gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız milyonlar fark atarak kazanacak demiştim. Şimdi de söylüyorum. Murat Kurum milyonlar fark atarak bu seçimleri alacak. Milyonlar. Hiçbir şekilde onların bir şeyi olmayacağı kanaatindeyim. Yani etkisinin olmadığı kanaatindeyim. Bu seçim anketlerinin hiçbirisinde açıkçası, hiçbirisine ama bakın, hiçbirisine de güvenmiyorum. Hiçbirisinin sağlıklı da olmadığı kanaatindeyim. Evet. Ya bir ricam olabilir mi Mustafa? Tabii, buyurun. Sayın Murat Kurum'un bir tweet'i vardı. Hı-hı. Özellikle bu yarınki proje lansmanına ilişkin attığı bir tweet. İstanbul, nasıl bir İstanbul istiyorsunuz diye, hı-hı, sormuştu. O tweet'i ekrana verme şansı var mı arkadaşların? Arkadaşlar, o tweet'i bir bulalım. Yansıtabilir miyiz? Şuraya da dev ekrana da versek. Bakın alttaki görüntülenmenin farkında mısınız Murat? Kaç 40 milyon? 40 milyon. 40 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bu ne demek, evet, biliyor musunuz? Ya. Bu yani soru anlamlı. Nasıl bir İstanbul istiyorsunuz? Bunun, bu şeyin, bu mesajın bu kadar paylaşılması, bu kadar etkileşim alması, altına binlerce yorum yapılması, herkesin fikirlerini söyleme ihtiyacı hissetmesi, bu çağrıya cevap vermesi çok önemli bir göstergedir diye düşünüyorum. Evet. Çok 31 Mart'tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz? Yalnız bu arada ben baktım altına da herkes yazıyor. Tevfik Göksu yazmış mesela. Tabii, tabii. Altına diyor ki sadece İstanbul diyen başkanıyla hak ettiği hizmeti doya doya alan bir İstanbul mesela. Ya 40 milyon görüntülenme. Şimdi bakın sosyal medyayı muhalefet çok güçlü kullanıyordu. Orada çok ciddi bir troll ordusunun olduğunu ve İBB'den de maaşa bağlandığını mahkeme kararlarıyla da tescil edilmiş şeyler var. Hı hı. Buna rağmen bakın, buna rağmen, evet, sosyal medyada Sayın Kurum'un attığı tweet 40 milyon görüntülenmeye ulaşmış durumda. Sosyal medyada da kaybetmiş durumdalar. Propaganda savaşını da yitirmiş durumdalar. O açıdan İstanbul'da Murat Kurum'un önünde bir engel kalmadığını düşünüyorum. Yani bu propaganda savaşında özellikle, yani şunu bir görmek lazım. Bu sosyal medya ortamı kumarhane gibi bir yer. Evet. Bu kumarhanede kim kazanır biliyor musun Mustafa? Kumarda kim kazanır? Kumarhanenin sahibi. Oynatan kazanır. Oynatan kazanır. Sen orada kazanacağını zannedersen, oranın yollarıyla, yöntemleriyle bir şeyler kazanabileceğini zannedersen olanı da bırakır çıkarsın. Şimdi bu sosyal medya öyle bir yer. Mesele, tamam mı? Mesele, bu sosyal medya odaklı seçim propagandasını aleyhine döndürmemek, aleyhine kullanılmasını engellemek. O zaman ne yapacaksın? Yani senin oradaki gücün belli, etkinliğin belli, becerin belli. Tamam mı? Öbür tarafın bütün dünyası bu. Yani buraya harcadığı para, algoritma zaten senin aleyhine. Tabii. Yani sen Gazze diyorsun. Sen Müslümanlar diyorsun.
Sen insanlık diyorsun, vicdan diyorsun, seni engelliyor. Yani sen zaten orada 5-0 yenik başlıyorsun orada. Niye? Senin duygu dünyana ters bir yer. İnancına ters. Yani sen önceliklerini ortaya koyduğunda, bir şeye tepki gösterdiğinde engelleniyorsun, kenara atılıyorsun, kısıtlanıyorsun. Böyle bir yer orası. O zaman ne yapacaksın? O zaman daha taktik davranman lazım. Yani burada eşit şartlarda mücadele ediyoruz. Eşit şartlarda, eşit kurallarla mücadele edelime girdiğin an kaybettin zaten. Murat Ongun'un ekşi sözlük mevzusuyla ilgili tweetini gördün mü? Nasıl bir danışıklı dövüş olduğunu ortaya çıkıyor. Yani. Nasıl bir danışıklı dövüş olduğunu ortaya çıkaran aslında kendisi. Yani onu demek istiyorum. İkrar da ediyor. Yani. Kimse o zaman kendileriyle uğraşmadığı için kendi aleyhlerine tweet attırıp sonra yine kendileri cevap veriyor. Ya her türlü dümeni çeviriyorlar. O zaman ne yapacaksın? Kesin kararlı olunacak. Kesin kararlı olunacak. Denecek ki biz buradaki bu dezenformasyon çabalarına, yönlendirme çabalarına gelmeyeceğiz. Biz burada kesin bir tavır koyacağız. Onun istediği oyunu oynamasına fırsat vermeyeceğiz diyeceksin. Ya onun dışında öbür türlü işte tamam o bir söylesin ben iki söyleyeyim, o beş söylesin ben altı söyleyeyim, kaybettin. Uğraşamazsın. Çünkü neden? Bunun felsefesi var. Var ya, insanın doğasallığından, doğasından, fıtratından, yaratılışından kaynaklanan bir felsefesi var. Bak burada sosyal medya insan ilişkisi teorisi koyuyorum ortaya. Taceddin, akademik bir açılım yapıyorum. Seni tahtaya alalım. Hayır. İyilik, iyi, doğru, güzel, faydalı, zor yayılır. Tabii. Kötülük anında yayılır. Çok hızlı yayılır. Bakın bunun teorisi budur. Sen çok zorlanarak, tek tek toplayarak, bir bir ikna ederek doğruyu, faydalıyı, güzeli anlatabilirsin, yayabilirsin. O yanlışı, gereksizi, zararlıyı bir çırpıda kıtalar dolaştırır. Kıtaları dolaştırır. Anladım. O yüzden burada akıllı olmakta fayda var. Ama şu 40 milyon görüntülenme bana bir şey daha söylüyor. AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın bütün hücrelerine kadar, zerrelerine kadar, kılcal damarlarına kadar Murat Kurum'u sahiplendiğini gösteriyor. Tabii. Ki bu çok önemli bir gösterge. Çok. Biz bu mevzuyu yaklaşık 7-8 dakikadır konuşuyoruz. O 40 milyonu da ben şimdi bir daha güncelledim. 41 milyon. Artıyor. Yok, 41, 300 bin daha mesela. 300 bin kişi daha görüntülenmeye artıyor yani. O belki de sabaha kadar 100 milyon olacak. Bilemiyorum yani. Şimdi bir cümle ilave etmek istiyorum. Hı hı. Yani sosyal medyada öyle büyük bir ahlaksızlıkla muhatabız ki karşı tarafın, muhalefet adına konuşan trollerin, gerçek trollerin, sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu bütün bu süreçte destekleyen bazı tipler. Şimdi mesela bugün siz bütün seçim çalışmaları boyunca HDP ile birlikte işbirliği içerisinde Demirtaş özgür bırakılsın, Demirtaş'a bize oy verirseniz Demirtaş serbest kalacak diye çalışma yürüteceksiniz 2023'ün seçimlerinde, değil mi? Ve bütün sizin sosyal medyadaki trolleriniz sizinle birlikte hareket edecek. Bugün Demirtaş'ın annesi, biliyorsunuz babası yakında vefat etti. Annesi de ölüm döşeğinde ve ondan dolayı Selahattin Demirtaş annesini ziyaret etmek istediği için izin almış, hastanede 3 saat görüştürüp gelmişler. Bakın bunun haberini... Yasal hakkı üzerine... Murat Bey. Efendim? Ceza infaz kanununa göre. Evet. Yasal hakkı. Yasal hakkını kullanıyor. Evet. Bununla alakalı o sosyal medyada CHP'nin en büyük destekçisi olan, milyonlarca şeyi olan kişi, adını vermeyeceğim, gerçekten iğrenç bir tip çünkü, Demirtaş'ın annesine küfrediyor, ölüm döşeğinde olan kadına küfrediyor, onu bu şekilde yapıyor. Bu nasıl bir ahlaksızlık, bu nasıl bir utanmazlık ki, bu nasıl bir rezillik ki? Bizim yani bu gibi insanlarla bir ahlaki üstünlüğümüz var, bunlarla muhatap olamayız, bunlara cevap yetiştirilemez. Sosyal medyada öyle büyük bir çukur, öyle büyük hezimetin içindeler ki. Yani o açıdan muhalefetin derlenip toparlanması lazım. İdeolojik olarak zaten bir enkaz içindeler. Ama ahlaken o kadar büyük bir çukurun içindeler ki bunlara cevap vermek mümkün değil. Evet.
Taceddin Hocam, siz adayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Buğra Kavuncu, işte Başak Demirtaş da henüz tam şey değil, resmi değil ama tartışılıyor. Murat Kurum, efendim mevcut belediye başkanı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Buğra Kavuncu biliyorsunuz hakkında çok fazla şaiye çıkmış. Özellikle Ümit Özdağ'ın kendisiyle ilgili çok önemli iddialarının olduğu bir kimse. Bu bakımdan yıpratılması, yani yumuşak karnı çok fazla bir aday olarak sahada var ve ben öyle tahmin ediyorum ki muhalefetin kendi içindeki şimdiye kadar CHP adaylıkları sürecinde de sık sık gördüğümüz şey şudur. Dışarıdan herhangi bir yıpratmaya ihtiyaç olmadan onlar kendi içlerinde yıpratıyorlar zaten. Buğra Kavuncu ile ilgili bu tarz şeylerin yakında bir şekilde sanki AK Parti'den servis ediliyormuş gibi yahut AK Parti destekçilerinden servis ediliyormuş gibi servis edilebileceği kanaatinde. Bu bakımdan Buğra Kavuncu'nun bir tartışma... Ama CHP tarafından servis edilmesi... Onu söylüyorum. Değil mi? Ama CHP tarafından servis edilmesi... Onlar yapıyorlar zaten. Onlar bu işin profesyoneli yani, kompedanı. Yani sen Deniz Baykal'la ilgili videonun kasetin hakikaten CHP içinden bir dahil müdahale olmadan servis edildiğini... Bilakis. Bu çok açık, bu çok aşikar. Yine böyle şeylerle Buğra Kavuncu'nun karşılaşabileceğini düşünüyorum. Başak Demirtaş'la ilgili şu anda arkasında herhangi bir siyasal irade var mıdır, yok mudur, destek var mıdır, yok mudur? Bunu gözlemleyemiyorum ben. Yani Serkan abi bu konuları benden daha iyi bilir, daha iyi takip ediyor. Fakat gördüğüm kadarıyla Başak Demirtaş bir şekilde mevcut pazarlık sürecine alet edilmiş durumda. O da hali hususiyeti sebebiyle, yani eşi sebebiyle alet edilmiş durumda. Yani fakat şöyle, Başak Demirtaş aday yani gösterilebilir mi diyorsunuz gördüğünüz tabloya göre, yoksa işte ben gün sonunda gösterilmeyeceğini düşünüyorum. Tabii. Gösterilmeyeceğini. Tabii. Gün sonunda gösterilmeyeceğini düşünüyorum. Pazarlık unsuru olarak. Aynen. Tabii yani aynen. Pazarlık unsuru olarak ön plana çıkarıldığını düşünüyorum. Belli de olmaz. Kesin bir şey söylemeyelim tabii. Ya şimdi bakın. Pazarlığın nereye evrileceğini bilmiyoruz çünkü. Doğru, sadece bir cümle evet. Bana müsaade. Yok, sabaha kadar senin. Estağfurullah. Ya kızıyorsun ondan sonra. Hem sabaha kadar senin diyorsun, ondan sonra kızıyorsun. Ne yapacak? Yok, ben de niye biliyorsun bugün, bu işleri dedim. Zaten sen... Ya, merak etme. Neyse tamam. Şimdi. Ya biz Murat abiye yükleniyorduk seninle. Sen evet. Ama ne zamandır seninle biz bir gerilim yaşamadık ya, özledim ben. Şükürler olsun ya Rabbi, ben kurtuldum. Şimdi. Fitnetus fucurus. Ya bakın. Ben sosyal medyada da orada burada her yerde takip ediyorum. Bu bütün muhalif kanalları takip etmek, yayınları takip etmek mesleğim gereği. Bu hani dijital platformlarda da böyle yerleri de takip ediyorum. Marjinal yerleri de takip ediyorum. Oradan bazı şeyler var. İzlenimler alıyorum. DEM Parti'nin tabanında CHP ile ittifak yapılmamasına dönük bir talepte var. Bir talep var. Bu güçlü bir talep. Yani bunun ne kadar etkili olacağını bilmiyorum ama burada şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Eğer CHP DEM Parti ile ittifak yaparsa şöyle söyleyelim, büyük ortak DEM Parti olacak gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Çünkü DEM Parti'nin talebi bu yönde tabanında. Tabii ki. Zaten tek ortak hatta. Yani. Zaten hep böyle değil mi? Hayır. Hayır. Bugüne İyi kadar partiydi. Bu kadar güçlü değildi. Değildi. Güçlü görünürlük, etkin ve baskın ortak. Tabii. Her dediğini kabul ettirmiş ve söylem üstünlüğünü, moral üstünlüğünü o ittifakta, yani CHP-DEM Parti ittifakında söylem ve moral üstünlüğünü de eline geçirmiş. Yani ne diyelim, ittifakın lideri, lokomotifi olma hevesi ve havası var. Ve burada da yani çok özgüvenli o talepler dile getiriliyor. Ben o yaklaşımlara bakıyorum. Şimdi eğer bu taleplere rağmen CHP DEM Parti ile ittifakı kabul ederse, yani ne diyelim, CHP diye bir şey kalmayabilir. Tabii ki. CHP diye bir şey kalmayabilir. Eğer CHP'nin içerisinde bu durumu analiz edip yahu giden bir yerel seçim olsun. Yani kaybedeceğimiz 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane belediye. Ama biz 100 yıllık partiyi bütünüyle kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu oyuna girmeyelim diyecek bir akıl da devreye girebilir. Yani bunları niye söylüyorum?
Çünkü Dem cenahında çok keskin talepler var. Tabii. Ya Herro ya Merro tavrı var. Yani bunun çok net, yani öz yönetim talep edecekler. Bunun sonuçları olabilir. Tabii. Bunun sonuçları olabilir. Ama her şeye rağmen ya CHP'yi şu an çok acemi, gerçekten siyaset acemisi. Siyaset acemisi olmanın zararları olabilir ama devlet acemisi. Yani devlet duygusundan uzak, o sorumluluğu hissetmeyen kadrolar yönetiyor. Yani onun da endişe verici taraflar. Ne olacak canım, verelim ya işte. Havasına girip CHP'yi canlı canlı gömebilirler kendileri. 35 dakikadır. Yok, konuşsun canım. Ya böyle bir parantez açtım. Şimdi ben o konuda sana katılmıyorum. Neden katılmadığımı da söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan dönüşüm ile DEM Parti, daha doğrusu şu andaki adı DEM Parti olan o siyasal ruhun bulunduğu yere dönüp baktığında DEM Parti'nin CHP içinde çok müessir olduğunu zaten görüyorsun. Bak, bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi içinde etkili iki siyasi ile konuştum telefonla. Kim olduğunu sana söyledim daha evvel. İlhan Kesici değil, Sayın İlhan Kesici değil. Hem ne CHP içinde ne şey olsa İlhan Bey'le mi konuştun diyor onu ondan sonra değil. Çünkü sen yani İlhan Bey'i yok bir başka bir başkası arada söylerim. Kendisinden müsaade almadığım için, off the record olacağı için. Vallahi kendisinin söylediği en önemli vurgu şuydu. Ben dedim ki, açık açık sordum. Özgür Özel sonrası şu CHP'yi bana biraz yorumlar mısın dedim. Yani herhangi bir söylem değişikliği olmadı. Yani HDP ile bu iç içe geçmişlik, yani marjinaliteye bu iltisak. Tunceli'li Nazım İyili gitti, Manisalı geldi, aynı yerden yürüyor. Şunu bana biraz anlat dedim ya. Dedi ki, yani sizden de ricam, biraz yüklenmeyi kesin. Fazla yüklenmeyin. Çok yükleniyorsunuz. Zira Özgür Özel'in bu konuda herhangi bir desteği yok parti içinde. Ve bir tecrübesi de yok. Hakikaten dönüp baktığında Özgür Özel'in niyeti o olsa bile, ki ben o olduğunu düşünmüyorum ama, HDP çizgisinden uzak bir yere taşıyabilecek bir iktidarı, bir iradesi olabileceğini düşünmüyorum CHP koltuğunda. Niye o zaman şimdi yüklenme diyor? Ya birazcık zaman tanıyın diyor kendince. Ya hayır, o da CHP'li bir milletvekili ya. Hı. Ne diyecek adamcağız, yüklenin. Alın belinden suyu mu diyecek. Yani iyi bir şey yapıyor. Şimdi bu tabloya dönüp baktığında DEM Parti zaten CHP ile yan yanayken zaten baskın ortak. Çünkü DEM Parti... DEM Parti hiçbir zaman CHP'nin çizgisine yaklaşmıyor. CHP sürekli olarak DEM Parti'nin çizgisine yaklaşıyor feragat ederim. Ben görünürlük olarak söylüyorum. Bunu sokaktaki adamın da iliklerine kadar hissedebileceği ölçekte diyor. Şu vaziyette diyor. Hissedemeyen o vaziyette yok, de hissetmez. Yok, hissedilmiyor Taceddin. Öyle değil. Sayın Kılıçdaroğlu, o öyle, yok öyle değil, ya öyle değil, olur mu canım, yok öyle bir şey filan diye öyle güzel yedirdi ki bugüne kadar. Ama DEM Partililer diyor ki, yeter kardeşim ya. Bu işin patronu biziz ve bunu da göstereceksin. Adam gitti el öptü en son yani. Vallahi ben bu atmosfer içinde öne çıkan Murat Kurum'un bir özelliğinden bahsedeyim. Murat Kurum'un adaylığı açıklanalı. Ben Murat Kurum'un ağzından herhangi bir siyasi yorum duymadım. Sen duydunsa lütfen söyle. Yok. Buradaki yoğunlaşma CHP'nin umudu seçime, hani evvelki hafta konuştuk bu konu hakkında. Seçime mümkün mertebe siyasi bir atmosferde girelim. Çünkü burada yoğunlaşırsak eğer bazı şeyleri, malum yani maharetsiz aşçı acıyı basar. Yemek tutmadı mı kıvamı, acıyı basar ki adam anlamasın, hissetmesin diye. Burada siyaset sosuyla birlikte belli şeyleri setredebileceğini düşündükleri için mümkün mertebe gerilim ve siyasileştirme atmosferine girecekler. Kutuplaştırma yani. Kutuplaştırma. Her zaman yaptığı şey. Evet, sonra da memleketi kutuplaştırıyorsunuz. Yiyecekler. Şey istiyor onlar yani. Bir tek biz kutup olalım, başka bir kutup çıkmasın. Başka bir kutup çıktığı anda ister istemez oluyor. Hal böyle olunca ben Murat Kurum'u diğer adaylardan ayırt edici en önemli özelliğin, buradan bir apolitiklik çıkarmasın kimse, neticede AK Parti'nin Apolitik Büyükşehir Belediye adayıdır. Ama polemikçi değil. Hem polemikçi değil, hem merkezinde siyasi bir gerilim ve söylemin olmadığı, tam tersi İstanbul olduğu, hizmetin olduğu bir
aday olarak ön plana çıktığını düşünüyorum. Ez cümle diyerek bitireyim. Murat Kurum burada İstanbul bazlı konuşmaya devam edecek. Bunu böyle görüyoruz. Ve Murat Kurum bunlara taş atmadıkça bunlar Murat Kurum maskesi takıp kendi kendilerine taş atıp sonra da cevap vermeye devam edecekler. Ama boşa konuşmuş olacaklar. Bak onu bilmiyorum. Yok artık yani. Bak onu bilmiyorum. Getirisi olur götür. Bunun analizini siz yapın. Ben o konudaki getirisi götürüsünü hesap edemiyorum. Yalvarıyorlar biliyor musun? Tabii yalvarıyor. Kime yalvarıyorlar? Erdoğan'a. Erdoğan'a yalvarıyorlar. Şu an diyorlar ki... Bir çaksa Erdoğan çok mutlu olacak. Ah Erdoğan bizi muhatap alsa, bir adımızı ansa, bize şöyle bir sert çıksa da gündeme gelsek... Yani biz ona cevap Meral Akşener de öyle değil miydi İYİ Parti kurduğunda? Yani bir dilekçe vermedi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Bana iki niye tane... bahsetmiyorsun diye çok yakınmıştı. Şu an tek umutları Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onlardan söz etmesi. Yani siyasi varlıklarını Erdoğan'a borçlu oldukları borçlu ya da mahkum olduğunu böyle itiraf etme durumundalar. Sürekli oraya çekmek isteyecekler. Yani çıktı dedi ki işte CHP'nin adayı benim gerçek rakibim Erdoğan'dır. Erdoğan umursamadı bile yani. Bugün Sayın Erdoğan çıktı dedi ki Murat Kurum İstanbul'da kampanyasını başarıyla sürdürüyor. Bir ara Beşiktaş tribünleri rakip futbol takı taraftarları hep onların tezahüratlarını alıp çevirdiği için bir tezahürat yapmıştı. Ya bu kadar almayın yakında Beşiktaş diye de bağırırsınız diye. Yani. Hani o bütün tezahüratlarını aldığı için şimdi ben o mevcut adaya baktığımda, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na baktığımda Erdoğan'ın sloganlarını, söylemlerini de en son iri olacağız, diri olacağız işte yakıştıramadı ağzına da ama bunu da kullandıktan sonra bak yakında Erdoğan diye de bağırabilir ha. Ya bak her bu şey, kadar varlığını ona borçlu, şey bu kadar onun antitezi olmaya mütemail bir adam. Yani kendini sürekli Erdoğan tezi üzerinden var eden bir adam. Burada Murat Kurum. Onun bir altyapısı var. Kimse bilmez çok. Anlatsın. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde AK Parti'ye çok yoğun sinyaller vermiş. Bir isimden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani hatta o dönemde AK Parti'ye geçer mi diye tartışıldığını hatırlıyorum ben. Bir Erdoğan hayranlığı var. O taklitler, o işte karşısında Erdoğan'ı görmek istemesi her ne kadar muhatap alınmasa da o bir Erdoğan hayranlığının ifadesi aslında. Yani böyle içten geliyor. Ama şu an itibariyle tabii ne oldu? Sayın Murat Kurum'un 3. haftası mı adaylık ilan hemen edildikten hemen sonra? Kaç? 2. hafta mı oldu? 3. hafta mı? 3. haftaya giriyor galiba işte. Evet. Vallahi hiç pas atmadı Sayın Murat Kurum. Durduk yere hiç pas vermedi. Bir tek endişem var. Birileri ondan kendisini rol kapıp onun adına birileri bir şeyler konuşup kavga sosyal medya çok üzerinden olur burada. Böyle olur. Şeyler. Çok olur. Şimdi yani onun bunu sebebini biliyor musun? Onun sebebini biliyor musun? Biraz önce bahsettik ya olumsuz paylaşımlar, saldırganlık, böyle tepki çekebilecek, irite edebilecek ifadeler sosyal medyada çok yayılır. Niye? Çünkü karşı cenahtan tepki alır. Tabii. Karşı cenahtan tepki geldikçe o paylaşım büyür, görünürlüğü ve etkileşimi artar. Şimdi burada Cumhur İttifakı'nı destekliyor olduğunu bildiğimiz isimler bile sırf kendi sosyal medya görünürlükleri artsın diye, etkileşimleri azalmasın diye böyle kendilerine rol biçip evet, CHP'nin adayına saldırıyormuş, tepki gösteriyormuş adı altında. Hem onu büyütürler hem kendilerini böyle büyütürler. Ama zarar vermiş olurlar. Başka da hiçbir işe yaramaz. Ben yok şu otobüsler ki, yanıyor. Yok iki günden... ay kendinizi tutun. İki ay. Oruç gibi düşünün ya. Oruç gibi ya. İki ay tut kendini. Bırak etkileşimin düşsün. Çok önemli. Etkileşimin azalsın. Ya girip söz konusu kişilerin tweetlerinin altına yorum yazma, tepki yalan söylüyorsun, sahtekarsın, oldu sen bunu yazdın diye o adam balon oldu, patladı. Olmuyor böyle utandı. Bir şey. Olmuyor. Yok, olmuyor. Ben Sayın Murat Kurum'un sorusuna cevap verebilir miyim kendi adıma? Nasıl bir İstanbul? 1 Mart'tan nasıl sonra İstanbul? Nasıl İstanbul istersin? Mustafa sen hiç pazara gidiyor musun alışveriş yapmaya? En sevdiğim şeydir. Ben de sürekli pazara gittiğim için. Sürekli yemek yapıyorsun çünkü. Yani, yok ben gezmeyi de çok severim ya. Şimdi ben çeşitli tezgahlar bellersin pazarda. Benim şeyim odur yani.
tanışmadığın adamdan alışveriş yapmazsın. Hmm. Teyzelerin adeti de odur. Abi benim tezgahlar genelde pazar girdiğim yerinde değil, öte tarafındadır. Oraya varana kadar canım çıkar. Çünkü pazarda gezen teyzelerin pazarda gezme tedbirsizliği vardır. Böyle hızlı hızlı gidemezsin abi. Böyle... Sondaki sokaktan girseniz hani ilkteki sokaktan öyle girmiyorsun. Değil, öyle değil pazarımız. Hmm. Neyse, o teyze böyle poşetini alır, sağa yürür, sola yürür. Bilir ki orada ne araba gelir, ne motosiklet gelir, ne yoldan hızlı birisi gelir çarpar. Yani geçeyim dersin teyzeyi, arkasında iki saat böyle durmak zorunda kalırsın. Ben öyle bir İstanbul istiyorum ki Sayın Murat Kurum. Bak her şeyi boş ver. Ama hala arabası olmayıp akbil basan bir adam olduğum için toplu taşıma araçlarında pazardaki teyze tedbirsizliğiyle gezebileceğim. Acaba bu araç kaza yapacak mı şu an, ona yanacak göre kendimi mı? Bir yere konumlandırayım. Bu bindiğim asansör bozulur da içinde kalır mıyım? Bu yürüyen merdiven, ya belediye başkanı Taksim'de indi metrodan. Yani. Hayır, hayır, sadece şey toplu taşıma benim talebim. Toplu ulaşım güvenliği istiyorsun. Toplu, evet, o pazardaki teyze tedbirsizliğiyle acaba şöyle kendimi bir soteye atayım da ne olur ne olmaz yandan bir şey girerse körüğün oraya gireyim falan. Ya çocukken bir şey düşünürdük, hatırlar mısınız? Çok kar yağar, yollar buz. Ya belediye otobüsü buraya geçiyorsa, buradan çıkıyorsa bu yokuşu, belediye otobüsü çalışıyorsa gidilir. Ya diğer araçlara binmeyin de belediye otobüsüyle gidin. O bir şekilde sizi ulaştırır gibi bir algı vardı. Hatırlar şimdi mısın? Tam tersi. Evet. Tabii tabii. Ya şimdi belediye arkadaş, otobüsü görünce yolda belediye korkuyor. Otobüsüne binir mi? Patlar mı? Yanar mı? Ters mi döner? Ters taklama atar? Şoför, amuda yani, mı kalkar? Hayır, trafikte bile korkuyorsun ya. Öyle bir şoförler var ki inanamıyorsun yani. Üstüne üstüne geliyor insanların ya. Kaçıyorsun ya trafikte. Toplu ulaşımda evet. Güvenli evet. Toplu ulaşım talebi Taceddin bence. Evet, ben pazardaki teyze rehaveti istiyorum. Bir tamam. De İstanbul'un, İstanbul'da ben açıkçası şunu istiyorum. Tabii ki İstanbul'un çok büyük problemleri çözüldüğü için böyle şeylerle İBB uğraşıyordu. Dünyanın en güzel peyzajlarından birine sahipti İstanbul. Bütün refüjlerde güller, sonrasında laleler ekilirdi. Her sene lale. Sultanahmet Meydanı'nda her yerde lalelerle karşılardı. Çünkü İstanbul'un remzidir yani lale, biliyorsunuz. Ya lalelere hasret kaldık, güllere hasret kaldık. Duvarlardaki yeşillikleri söktüler, üzerlerinden gülleri söktüler. Yani oraları gri, duvar gri bir beton duvar var artık. Ben bunu istiyorum. İstanbul hiç olmazsa biraz yeşil görsün ya. Bu kadar mı yeşile düşmanlık olur ya? Bu kadar mı çiçeğe düşmanlık olur? Aramızdaki farkı görüyorsun değil mi? Hakikaten bana lükslerimi verin. Doğal ihtiyaçlarım olmadan da yaşarım diyen adam gibi. Gerçekten ama öyledir Murat abi. Bir şeydir. Komptir. Elit zevkleri var. Elittir. Elit yani ben Hacat-ı Zaruriye'den, benim talebim Hacat-ı Zaruriye'den toplu taşımadan adam diyor ki bana adam peyzaj. Fukaralığın gözü kör olsun. Mustafa Kemal Bey'e de soralım. Onun arabası var. Daha doğrusu Ankara'da. Siz Ankara'da nasıl bir Ankara görmek istersiniz? 31 Mart'tan sonra. 1 Nisan oluyor tabii işte. Herhalde Ankara'da ben 2021 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederken bunu kazandırmıştım. Dilekçeme de o zaman istifa metninde de bunu derc etmiştim. Demiştim ki İstanbul ve Ankara belediye başkanları sadece sosyal medya belediye başkanlığı yapıyor demiştim. Bu çok da kullanıldı, artık zaten bu da ortaya çıktı. Tamamen sosyal medya endeksli bir belediyecilik var Türkiye'nin iki büyük şehrinde. Bunu da devam ettirecekler. Bundan feragat etmeleri mümkün değil. Çünkü biraz önce işte Serkan Bey ifade etti. Sosyal medyadaki etkileşim, işte yanlış bilgilendirme, buna inananlar, itibar edenler. Bunlar çok olduğu için bunu da kullanacaklardır. Ama İstanbul'un şu şansı var, ben onu net söyleyeyim. İstanbul'un Sayın Cumhurbaşkanımız sevdası olarak gördüğü için İstanbul'a birçok yatırımlar yapıldı. Kamu imkanlarıyla, bakanlıklar imkanlarıyla, işte Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, metrolar, altyapılar, işte Marmaray, köprüler, birçok hizmetten İstanbul yararlandı. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu basiretsizliği daha şiddetli ortaya çıkabilirdi ama bu kamunun büyük imkanlarının da sunulması neticesinde bu o kadar çok şiddetli hissedilmedi. Ankara'da bu kadar olmadı tabii ki. Ankara biraz o anlamda
biraz daha geri planda kaldı. Belediyecilik hizmetleri de zaten neticesiz olduğu için Ankara bu anlamda çöktü. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti havaalanına bir raylı ulaşımla bağlı değil. Ya böyle bir şey olabilir mi? Antalya'da dahi bu gerçekleşmiş vaziyette ki Antalya'yı da zaten bakanlık yaptı. Ankara'da bu projenin yapılabilmesi için kamu bu imkanları sundu. Bu Melih Bey'in de önemli projelerinden birisiydi. İmkanı olmadı ama bu yönde dahi bir çaba ve gayret sarf edilmedi. Sadece işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Sosyal Medya Belediye Başkanlığı, işte daha ziyade Sosyal Belediye Başkanlığı yapmakla vakit geçirdi. Ankara da çok kıymetli 5 yılını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki alt geçti. Her sene su basıyor. Buna yönelik önlemler dahi alınmadı. Peki. Onun için bu belediyeciliği partizanlık olarak değerlendirmemeli vatandaşımız. Bu hizmetlerin direkt olarak kendilerine yansıdığını, en iyi kim yapacaksa bunu konuşlandırarak hareket etmesi lazım. Onun için buna göre bir değerlendirme yapmalarını ben de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yoksa şehirlerimiz kaybetmesin. Ankara'nın İstanbul gibi çok ciddi bir deprem riski yok Allah'a şükür. Yani deprem kuşağının biraz daha gerisinde yer aldığı için ama Ankara'da büyüyen bir şehir, nüfusu kat be kat artmaya başladı. Artık Ankara yetersiz. Ankara'nın trafiği İstanbul'u aratmıyor. Hepiniz geliyorsunuz Ankara'ya. Mutlaka bunu içerisine giriyorsunuz, muhatap oluyorsunuz. Ankara trafiği İstanbul'u aratmıyor. Ama evet. Ankara'nın yapısı bunları bertaraf edecek şekilde daha geniş alanlara sahip, İstanbul gibi deniz marifetiyle kısıtlanmış vaziyette değil. Ama bunların hiçbiri kullanılmıyor. Hizmet edeceği, hizmet odaklı adaylara itibar etmeleri vatandaşlarımız için çok önemli. Ki ben bu dönemde bunu vatandaşlarımızın en iyi şekilde yansıtacağına inanıyorum Mustafa Bey. Ya ben böyle beşimizi de Dido gibi yan yana aynı çizgide görünce duygulandım Mustafa ya. Güzel. Böyle Dido dilimi gibi bak. Bu ekran dizaynı, bu ekran peyzajı ve proporsiyon. Ama Serkan Bey tam odak olmuş ortaya. O yüzden güzel rengiyle. Onlar zaten ses çıkarmıyor. Tweet 41 milyon oldu bu arada. Oldu evet bakıyorum buradan. Bir görelim son onunla kapatalım. Yok o şey ekran görüntüsüydü. Onu ekrana veremem. Ha öyle miydi? Tamam, 41 milyon olduğunu olmuşlar. Söyleyebiliriz. Yani bu tekrarında da muhtemelen artacak. Yani düşün yarım saat önce 40 milyondu. Programın tekrarında da muhtemelen ben daha çok artacak. Ben şunu söyleyerek kapatmanı istiyorum. Lütfen elitist falan değilim. Sadece yeşili seviyorum, gülleri seviyorum, laleyi seviyorum. Bütün İstanbullular gibi. 1 Mayıs'ta hatırlıyorum. Çok 1 Mayıs eylemleri vardı İstanbul'da. Kadıköy'de. Oranın bir sembol fotoğrafıydı. Orada laleler. İşte bu CHP zihniyetinin başlangıcı olan İstanbul bu felakete getirenler. Orada 1 Mayıs eyleminde laleleri üzerlerine böyle sopalarla... Radikal gazetesi manşet yapmıştı galiba. Evet, o manşet neydi? Düzenin lalesine devrimci dayağı. İşte böyleydi. O laleleri geri istiyorum. Çünkü gerçekten İstanbul'un gerçek şeyi oydu yani. Evet. Peki, bu laleleri değil o laleleri istiyoruz. O laleleri istiyoruz. Peki. Bu ezenlerden kurtulmak istiyoruz. Sevgili seyirciler böylelikle bu haftaki programımızda noktalıyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.